Başlat. Tamam, şu an başlamış olması lazım. Ee, herkese iyi akşamlar. Ee, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu pandemi döneminde yapmaya başladığımız yayınların bir yerisiyle beraberiz. Meslektaşlarımızla e, Mesleki Sohbetler serisi. Ee, serinin kaçıncı bölümünde olduğunuzu ben hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim. Bu akşam eee Ferhat Profesör Doktor Ferhat Özçep hocamız bizimle beraber olacak. Kendisi bize e, yeni deprem yönetmeliği ışığında zemin e, sıvılaşma analizleriyle ilgili e, bir e, sunum anlatacak. E, hocam iyi akşamlar nasılsınız? İyi akşamlar siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben e, hiç içi uzatmadan sözü size bırakayım hocam. E, tamam. Siz başlayın. Biz sizi dinliyoruz. E, ondan sonra da e, yayınımız yani sunumumuz bittikten sonra da e, YouTube üzerinden gelen e, sorularla birlikte bir soru cevap e, yapacağız. E, tamam. Onu da söyleyelim. O yüzden bize e, YouTube üzerinden e, yorum bölümüne e, sorularınızı yazabilirsiniz. Hocam şimdiden kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ben ekranı paylaşayım önce. Evet. Ekran gözüküyor değil mi? Gözüküyor hocam. Tamam. Şimdi e, yeni deprem ya da resmi adıyla bina deprem yönetmeliği 2018 ışığında zemin sıvılaşma analizleri üzerinde duracağız. Bu şeyde sohbette diyelim. Fakat e, yeni yönetmeliğin sıvılaşma kavramına girmeden önce ki onun ona temel oluşturacak bazı bilgileri vereceğim. Sıvlaşma e, çoğu depremde zemin koşullarının sağlanması durumunda gözlenen bir olay, zeminle ilişkili, deprem zemin etkileşimiyle ilişkili. Çoğu depremdeki ilk Nigata depreminde görülüyor Japonya'da e, ki e, burada üç resim, şu mesela Yalova'dan bir resim bu e, sanıyorum Yeni Zelanda'daki bir e, depremin sıvılaşması bu bir de doğada da görebiliyoruz işte kum fışkırmaları şeklinde ya da kum e, kumların kaynaması da diyorlar buna boiling de diyorlar şimdi bu üç resim arasında aslında ortak bir şey var zemin değil ortak olan şey şu burada dikkat ederseniz binalar yıkılmış devrilmiş bir e, diyelim zemin içine batmış ama bakın burada cam bile kırılmamış. Dikkat edin. Burada arabada herhangi bir hasar yok. Burada da öyle. Demek ki yapısal bir hasar yok burada. Sadece zeminin mukametinde bir azalma var. Ama tabii e, zeminin mukametinde azalma, binadaki cam dahi kırılmaması na rağmen e, işlevini kaybettiği için bina, örneğin burada yattı, burada yattı, işlevini kaybettiği için Hasar da kabul ediliyor. Şimdi zemin sıvılaşmasına bakarsak e, tanım olarak bir özellikle bazı şeyi renkli yaptım. Olmazsa olmazlar anlamında. Zemin sıvılaşması bir suya doygun veya kısmen suya doygun iri taneli bir zemin olacak. Bu deprem sırasında titreşimli, devirli, periyodik ya da sayflik diyorlar yük nedeniyle oluşacak. Bu yük nedeniyle bir gerilme oluşacak. Bu gerilmeye tepki olarak zeminin mukavemet ve rejitliği kaybedecek yani zayıflayacak ve normalde katı olan malzeme sıvı gibi davranacak. Şimdi suya doygun zemin bir su ortamda olacak iri taneli zemin deprem olacak mukavemet kaybı ve sıvı gibi davranma. Normalde katı bir cisim. Şimdi biraz işin fiziğine girelim. Normalde ee, herhangi bir zemin kesitinde şurada sağda görüyoruz. Diyelim 4 metredeki bir gerilmeyi hesaplarsak buna toplam gerilme diyelim. Bu toplam gerilme efektif gerilme ile boşluk suyu basıncının toplamına eşit. Yani şu aşağıda gördüğünüz bir zemin kütlesinin ya da bir zemin şeyinin zemin diyelim biriminin toplam gerilmesi oluşturduğu toplam gerilme efektif gerilme ile boşluk suyu basıncının toplamına eşit. Işte. Efektif gerilmeyi şöyle düşünebiliriz. Sadece katı kısmın oluşturduğu bir gerilme. Daha doğrusu zeminin iskeletinin oluşturduğu bir gerilme ya da daha doğrusu insan iskeleti nasıl e, bizi ayakta tutuyorsa zemini de aslında ayakta tutan bu efektif gerilme. Bu ne kadar düşük olursa e, ayakta kalması zeminin e, o kadar zor olacak. Ortamda su normal koşullarda diyelim efektif gerilme ile normal e, boşluk suyu basıncının toplamı normal gerilmeyi yapacak. Buradan efektif gerilmeyi çekersek efektif gerilme e, normal gerilmeden boşluk suyu çıkartılması çıkartılmasıyla elde edilecek bir formül. Şimdi efektif gerilmeyi de çok basit buluyoruz. Mesela buranın birim acı ağırlığı diyelim 19 kilonit ya da ton bölüm metre küpse bir macım ağırlığı ve şu 4 metredeki normal gerilme 19 çarpı 4, 76. Burada diyelim 2 met 1 metreden itibaren yeraltı suyu başlıyorsa ve 4 metreye kadar olan su kalınlığı yani 4-1, 3 metre çarpı suyun bir macım ağırlığı 10 ton bölü metre küp olarak düşünürseniz 30 ton yapıyor. O da boşluk suyu basıncı. Buradaki efektif gerilme ise 76 tondan 36, 76 tondan 30 tonu çıkardığınızda 36 ton yapıyor. Bunu basit şekilde şöyle anlatabiliriz. Bunu sektördeki arkadaşlar çok kolay anlayacaklardır. Zeminin taşıma gücü 76 ton bölü metrekare iken 36 ton bölü metrekare yani zemin daha zayıflamış mukamet olarak. Demek ortamda suyun bulunması zeminin mukametini azaltıyor. Şimdi bu Şimdi ıı, efektif gerilme hikayesi hidrostatik durum için yani normal depremsiz durum için bu geçerli. Fakat deprem durumunda e, ne oluyor? Şimdi ani bir yüklenme, ivmeli bir yüklenme oluyor zemine. Bu yüklenme sırasında normal koşullarda bu tip bir zemine ya, ya da iri taneli bir zemine bir kuvvet uyguladığınızda yani binanın yükü gibi mesela bir kuvvet uyguladığınızda Ortamdaki su yavaş yavaş kaçıyor ve belli bir oturma yaratıyor. Fakat deprem anında deprem çok kısa sürdüğü için bu kısa süre içinde su ortamdan kaçamıyor. Kaçamadığı için ve sıkışmazlık özelliği de olduğu için suyun su basıncını arttırıyor boşluk suyu basıncını. Bu boşluk suyu basıncı arttıkça dikkat ederseniz formüldeki boşluk suyu basıncını arttırın şu formülde efektif gerilmeyi düşürecektir. Öyle bir hale geliyor ki boşluk suyu basıncı artıyor, artıyor, artıyor ve bu katı partiküllerin birbirine tutan kuvveti kopartıyor. Bağları kopartıyor ve şurada başlangıçta bu birbirine temas nedeniyle bir kuvvet oluşturan zemin sistemi bu katı partiküller birbirinden boşluk suyu basıncının artmasıyla, kopmasıyla birlikte katı ve sıvı birlikte hareket ediyor ve zemin sıvılaşmasını oluşturuyor. Yani zemin sılaşmasının fiziği bu. Tabii burada e, efektif gerilme dedik. Efektif gerilmeyi ivme ile çarptığınızda bu da devirsel gerilme oluyor. Yani bu A max bölü G dediğin G yer çekimi ivmesi diyelim e, bin, bini, bine böldüğünüzde diyelim 1 G oluyor. 1000'i e, e, diyelim 750'yi bine böldüğünüzde 0.75 G oluyor. Yani G olarak ivme burada. Dolayısıyla ivmeli olan diyelim devirsel bir gerilme. Bunun nedeni efektif gerilme. Efektif gerilmenin düşmesi sıfıra yaklaştığı anda katı partikülleri birbirine tutan kuvveti yenmesi ve ki boşluk suyu basıncı artışıyla oluşuyor. Su ortamdan kaçamıyor çünkü kaçmak için yeterli bir süresi yok. Çünkü deprem diyelim 15 saniye sürüyor. Bilemediniz 20 saniye. Büyük depremlerde 17 Ağustos gibi mesela 40 saniye sürüyor. 40 saniyede bu sayın ortamdan uzaklaşması mümkün değil. Uzaklaşamadığı için de ortamdaki boşluk suyu basıncını arttırıp katı partikülleri birbirinden kopartıyor. Katı ve sıvı birlikte hareket ediyor ve zemin sıvılaşması oluyor. Şimdi bir başka açıdan bakarsak zemin sıvılaşmasına, zemin dinamiği açısından. Şimdi zeminin başlangıçta bir, bir birimlik mukavemeti olduğunu düşünün, kayma mukavemeti. Bu maksimum kayma modülü de denir buna. Ki jeofizikle belirlediğimiz kayma modülü bu arazide, sahada. Ee, zayıf harekette bu bir birim olduğunu düşünün. Fakat kuvvetli bir harekette, büyük bir depremde bu e, kayma modülü, 0.4 hatta 0.3 katına kadar düşüyor, zayıflıyor. Demek ki zeminin mukavemeti, kayma mukavemeti kuvvetli hareketlerde zayıflıyor. Bu aslında bir parça sıvılaşmanın niye olduğunu da belirtiyor. Bu, bunu şöyle de açıklayabiliriz. Bir zemin kütlesi düşünün. Kuvvetli bir yük geliyor zemin kütlesine. Bu yük nedeniyle katı partiküller birbirinden uzaklaşıyor, daha zayıf hale geliyor. Daha zayıf hale gelmesi ne demek? Kayma dalgası hızı düşüyor. Kayma dalgası hızının düşmesi ne demek? Kayma modülünün düşmesi demek. Burada kayma modülünün düşmesi, kayma dalgasının hızının düşmesiyle ilişkili. Tersine bir şey dağılıyor gene zemin dinaminde. Katı partiküller birbirinden ayrılırken boşluklar oluşuyor. Boşluklarda dalganın sönüm oranı artıyor. Ee, sönüm oranı arttığı için büyütmeler daha az oluyor. Kuvvetli hareketlerde, kuvvetli yer hareketinde büyütme daha az, sıvılaşma daha çok. Zayıf hareketlerde de büyütme fazla, e, sıvılaşma daha az görülüyor. Şimdi <laughs> hep tartışılan bir şey zemin sıvılaşması yaklaşık biz 20 metre için çözüyoruz bunu. 20 metrelik zemin diliminin tabi bu iri taneli zemin olacak. Aralarda iri taneli zemin, zeminler olacak. Neden 20 metre? Bunun iki nedeni var. Bir tanesi bir tanesi e, Remi zeminin rijitliği ya da kayma modülü diyelim derinliğe bağlı olarak artıyor. Örtü yükü nedeniyle bir parça. Fakat bu artış lineer değil. Bunun nedeni de birazdan göreceğiz. Bu bu da bir işe yarıyor. Yerdeki toprak basıncı da artıyor. Yani şöyle düşünün. Burada diyelim e, efektif gerilme ya da toplam gerilme neydi? Ee, zemin tabakasının kalınlığı çarpı bir macım ağırlığıydı. Kalınlık arttıkça 4 değil de 5 olsa, 6 olsa, 7 olsa dolayısıyla gerilme artacak burada. Yani dolayısıyla burada gerilme derinliğe doğru artıyor. <laughs> Arttığı için daha sağlam hale geliyor. İkinci bir şey titreşimin genliği derinliğe doğru azalıyor. Dolayısıyla daha derinlerde zemini sıvılaştıracak bir kuvvet bulamıyor deprem. Dolayısıyla yaklaşık 20 metre, 21 metre, bazılarına göre 22 metrede sıvılaşma bitiyor. Yani zemin sıvılaşması ilk 20 metrelik <laughs> zemin diliminde gözlenen bir olay. Ve ilk 20 metredeki gene suyla ilişkili bir olay. Mesela diyelim 28 metrede su var, sıvılaşma yok. Ama e, ilk 20 metredeki su sıvılaşmayı tetikliyor. Deprem hareketiyle birlikte. Dolayısıyla buradan bakarsak, tekrarlarsak iki basit kural var. Bir, sıvılaşmada iki faktör var. Bir, depremin kendisi. zeminin sıvılaştıracak güce sahip mi değil mi? İki, <laughs> zeminin bu e, deprem hareketine karşı malzemenin duyarlılığı ya da hassasiyeti ya da mukavemeti. Yani zayıf malzemeyi deprem sıvılaştıracak, e, sağlam malzemeyi sıvılaştıramayacak. Dolayısıyla ikisi arasındaki mücadele zeminin sıvılaşıp sıvılaşmayacağını söyleyecek bize. Şimdi e, genelde sıvılaşma analizinin ayrıntı anize geçmeden önce denir ki biz bir deprem maksimum ne kadarlık uzaklığa kadar bir zemini sıvılaştırabilir. Mesela diyelim siz Marmara'da bir deprem bekliyorsunuz. Marmara'da depremin büyüklüğü, diyelim 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyorsunuz. E, bu deprem acaba Sarıyer'deki bir zemini sıvılaştırabilir mi? Ya da ne kadar uzaklığa kadar bunun gücü yeter? Bunun araştırılması. Bununla ilgili bir takım ampirik bağıntılar var. Mesela bir tanesi deniyor ki, e, ben manyetidi biliyorsam, mesela 7.6, 7.6'yı bu formülde giriyorum ya da 7.2 ya da 7.1 diyelim 7.1'i girdim belli bir r değeri elde ettim bu r değeri bu r değeri bu r değeri bu sıvılaşmanın bu sıvılaşmanın maksimum uzaklığı ya da etki edebileceği maksimum uzaklık mesela r değeri 50 kilometre çıktı bu deprem için Artık bu deprem 55 kilometrede sıvılaşma oluşturmayacak. Diyelim ben bir <laughs> fayda deprem bekliyorum. Depremin büyüklüğünü de tahmin ettim. Senaryo depremi kurdum. Ve bu deprem 50 kilometreye kadar sıvılaşma yaratıyor. Ama benim proje alanım 60 kilometrede. O zaman bu deprem bu uzaklıkta benim proje alanımda bir sıvılaşma oluşturmayacak. ...bunu tersten ilişkilerde var... ...bunu daha grafiksel hale getirenler var... İşte çeşitli ampirik yaklaşımlar... ...işte Ambrose, Okamatsu... ...Kurubeyaşi, Tatsukova... ...mesela diyelim ki... ...yedi büyüklüğünde bir deprem bekliyorum... E, ...Liu Zin'in bağıntısına göre... ...bu deprem ancak... E, ...diyelim... ...20 kilometreye kadar bir sıvılaşma oluşturabilir... ...25'te oluşturmaz ama... Aynı deprem diyelim en kötü durum şu bağıntı kimin hatırlamıyorum şu an Ambrese'nin olsun. Diyelim 7 büyüklüğünde deprem 110 kilometreye kadar sıvılaşma yaratabilir ama 120'de, 130'da, 140'da sıvılaşma yaratmaz. Dolayısıyla depremin merkezi olmak üzere 110 kilometrenin ötesinde bir proje alanı varsa bu burada oluşacak 7 büyüklüğünde deprem sıvılaşma oluşturmayacak. Veya mesela bölgede beklediğim deprem 6 ise Buradan giriyorum. Ortalama bir uzaklık belirliyorum. Veya en kötüyü belirleyebilirim şu olabilir. Bu en kötüsü 6 büyüklüğünde deprem maksimum diyelim bu logaritmik olarak gittiğine göre 80 kilometrede bir sıvılaşma yaratacak. Ama benim faydan olan uzaklığım 90 kilometre ise problem oluşturmayacak. Burada başka bir bağıntı var. Bu da aynı mantıkla çalışıyor. Yani bu o fayda o proje alanında, o sismogenetik zonda oluşacak depremin büyüklüğüyle maksimum ne kadar uzaklığa kadar bir sıvılaşmaya gücü yetecek. Bunu anlatıyor. Şimdi e, bir başka ilişki, işte Ambresey'in ilişkisi. Burada biraz daha net gibi. Mesela 7 büyüklüğünde depremim var. Bu 7 büyüklüğünde depremim 100 kilometreye kadar bir sıvılaşma yaratıyor. Ama 110 kilometrede mesela şurada sıvılaşma yok. Mesela altı büyüklüğünde depremim diyelim, 30 kilometrede bir sıvılaşma yaratıyor ama 40 kilometrede bir sıvılaşma etkisi yok. Bunu özellikle mikro bölgelemede çok kullanılıyor çünkü genel ölçekte bakmak gerekiyor. Ama siz mühendislik projelerinde de kullanabilirsiniz çünkü bu eğer böyle bir bölgeniz deprem alanına çok uzaksa veya o fayda üretilen veya o sismojenetik zonda üretilen depremin büyüklüğü sizin bölgenizde uzaklıkla ilişkili olarak sizin bölgenizde bir deprem bir sıvılaşma yaratmıyorsa bunu şey yapabiliyorsunuz. Ki bu Türkiye için de var. İşte Reşat Ulusay Hoca da böyle bir şey yaptı. Mesela burada da Türkiye için kullanabilirsiniz bunu. Mesela 80 kilometre ötede bir proje alanınız var. Burada ancak 6,5 büyüklüğünde bir depremin olması lazım ki sizin ...bölgenizde bir sıvılaşma olsun gibi. Şimdi sıvılaşmada genel yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi saha bazlı değil... ...fakat daha önce elde edilmiş veriler olabilir elinizde. Ki mikro bölgeleme çalışmalarında olabiliyor. Mesela bir bölgenin mikro bölgelemesini yapacaksanız... ...yani kentsel planlamaya bas teşkil edecek bir çalışma yapacaksanız... E daha önceki verileri de kullanacaksınız. Buna yönelik birkaç yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi Liquefaction Severity Index deniyor. Sıvılaşma şiddet indeksi. Bunlar deprem nedeniyle oluşacak yanal yayılmanın ya da yanal yayılmalar nedeniyle oluşacak maksimum zemin yer değiştirmesinin kestirilmesi amaçlı kullanılıyor. Burada kullanacağınız parametre deprem kaynağından uzaklık, depremin büyüklüğü, Mesela diyelim 7 büyüklüğünde bir deprem var. Deprem kaynağından e, uzaklığınız belli. Buradan yukarı çıktığınızda indeksiniz diyelim şu değer. Bu değere bağlı olarak da bir yanal yayılma ya da deplasmanın değerlendirmesini yapıyorsunuz. Formül bu. Deprem uzak depremin proje alanına uzaklığınız ve depremin moment büyüklüğü size sıvılaşma, şiddet indeksini verecek. Bu değerlere göre sınıflandırabilirsiniz. Biz bunu Liküfek projesinde, Alpabili projesinde yaptığımız e, bu tip kategorize ettik. 0 ile 10, 10 ile 20, 20 ile 30, 30, 40, 40, 50, 50'den büyük şeklinde. Mesela LSI değeri 0 ile 10 arasında değişiyorsa az ya da hiç sıvılaşma görülmeme durumu, küçük etkiler. 10 ile 20 arasında bazı kumların kaynaması, küçük sıvılaşma dışa vurumları şeklinde ya da tezahürleri. Veya mesela 50'den büyükse şiddetli hasar, yer üzerinde sıvılaşmanın geniş ölçekli kanıtı, yapıları etkileyen şiddetli bir şekilde toplam ve farklı oturmalar gözleyebiliyorsunuz. Bu tip bir sınıflama. Ki biz bunu gene e, Çanakkale bölgesi için yapmıştık. Çanakkale bölgesinde bu kategoriler belli. 50'den büyükler kırmızı, işte 30 ile 40 arası sarı gibi şeyi var. Bunu biz iki tip yaptık. Bir en üst 30 20 metre için bir de e, 10 metre için yaptık. Yüzeyden itibaren 10 metre için, yüzeyden itibaren 20 metre için. Ki yakın zamanlarda 20 metrede uzun bir tartışmaya neden oldu sıvılaşma çalışan akademisyenler ya da bilim insanları tarafından. Deniyor ki yavaş yavaş ona da geliniyor. Sıvılaşmada önemli olan ilk 10 metre çok daha kritik. Evet sıvılaşmanın 20 metreye kadar etkili olduğunu biliyoruz ama 10 metre yapılaşma açısından bina zemin ilişkisi açısından çok kritik. Dolayısıyla biz böyle yapmıştık bu anlamda. Ee, bir diğer yaklaşım hamada yaklaşımı deplasmanı belirliyorsunuz sıvılaşmaya bağlı. İşte H üzeri 0.5, teta üzeri 0.33 çarpı 0.75. Bu yatay yer değiştirme metre olarak Zemin ya da sıvılaşan tabakanın eğimi sıvılaşan zeminin kalınlığına girip o zeminin e, ne kadarlık bir deplasman yaratacağını bulabiliyorsunuz. Bu da yararlı bir e, kullanışlı bir e, formül. Şimdi biraz zemin parametreleriyle e, ya da zeminin malzeme özellikleriyle sıvılaşma arasındaki ilişkilere biraz bakalım. Analizlere girmeden önce. Şimdi ilk bakacağımız şey e, sıvılaşmanın nasıl diyelim ee, sıvılaşmaya hassas tane boyu ne? Biz biliyoruz ki sıvılaşmaya hassas tane boyu demek yani iri taneli bir zemin demek. İri taneli bir zemin iri taneli bir zeminin en önemli belirteçleri tane boyu dağılım eğrisi. Eğer biz iri taneli bir zeminin tane boyu dağılım eğrisini çizersek ki burada e, ta, yatağında tane boyları var burası kil, burası kum, çakıl. Ee, şu aralığa denk geliyorsa tane boyu diyoruz ki o zemin tane boyu dağılımı açısından sıvılaşmaya müsait ki bu aralık aslında kumun aralığı. Başka deyişle işte bu tersten bakın. Kil, silt, kum, çakıl. Eğer tane boyu dağılım eğrisi şu aralığa tekabül ediyorsa benim zemin numunesinin laboratuvara gönderdim. Tane boyu dağılım eğrisini buldum. Tane boyu dağılım eğrisi şu aralığa tekabül ediyorsa diyorum ki bu zemin sıvılaşmaya hassas bir zemin tür olarak. Sıvılaşır mı? O belli değil çünkü onun için analiz yapmam lazım. Çünkü onun için iğme kullanmam lazım. Onun için zeminin mukavemetini bilmem lazım. Bu yeterli değil. Bu sadece başlangıç kriteri. Bir başka kriter yine bağıl sıkılık ve iğme. Bağıl sıkılık biliyorsunuz ile belirlemeniz mümkün. Zeminin sıkılığı tam sağa yüzde yüzse bir. Diyelim çok gevşekse sıfır bir değişiyor ve sıfır bir ile bir aralığında değişiyor. Diyelim ivmeniz şurada 0.2 ve bağı sıkılığınız 0.7 ise orta düzeyde sıvılaşma riski. Eğer 0.9 ise hemen hemen hiçbir ivme düzeyinde o zeminin sıvılaşma olasılığı yok. Bu da sıkılıkla zemin sıkılığı ile ilgili ki iri tane zeminlerde sıkılık, bağı sıkılık, relatif sıkılık ya da bağı density önemli bir parametre sınıflamada ya da mukamet açısından. Ee, bu da bir kullanışlı bir parametre. Kayma dalgası hızı da işte bir parametre. Tabi bunlar tek başına yeterli değil. Tekrar söylüyorum başlangıç şeyleri. Örneğin e, sert zeminde eğilmeniz 0.4 ise işte kayma dalgası hızınıza bağlı olarak çok kabaca o zeminin sıvılaşma oluşturup oluşturmayacağını söyleyebilirsiniz. Bu da bir abak. Ama dediğim gibi bunlar hiçbir zaman ayrıntı analizde kullanılmaması gereken kaba bakışlar. E, sıvılaşmada bir başka kriter özellikle ince taneli zeminlerin sıvılaşmadığını söyledik ama bir grupta Çin kriteri var burada. İnce taneli zeminlerin belli koşulları sağlaması durumunda e, sıvılaşabileceği yönelik özellikle siltlerin çalışmalar var. Örneğin Adapazarı bölgesinde silklerin sıvılaştığına yönelik iddialar var. Bilim dünyasında halen tartışılıyor bunlar. ki Bunlar da e, kriterler şunlar deniyor ki e, 0.005 milimetreden daha ince tane olanlar yüzde 15'ten daha düşük olacak. İşte likit limit 35'ten daha düşük olacak. İşte doğal su içerikli likit limitin 0.9 katından daha büyük olacak gibi. Ki bu abak kullanarak da o ince taneli zeminlerin sıvılaşıp sıvılaşmayacağını söyleyebilirsiniz. Bu da gene ayrıntı analiz değil, hassasiyet analizi. Şimdi asıl analiz saha verileri. Bizzat araziye gidip ölçü alıp bir takım parametreler elde edip e o bölge içinde daha önce yaptığınız deprem tehlikelerinizden elde ettiğiniz veya bizim yönetmelikte hazır aldığınız iğmelere bağlı bir sıvılaşma analizi. Ki buna devirsel kayma gelmesi yaklaşımıyla sıvılaşma analizi diyoruz ki burada üç unsur var. Bir, sıvılaş, zeminin sıvılaşma direncini kestireceğiz, matematik hale getireceğiz. Parametrelerle bu sıvılaşma direncini kestireceğiz. İkincisi depremin oluşturacağı o zemindeki oluşturacağı bir devirsel kayma gerilmesi kestireceğiz ya da kayma gelmesi oranını kestireceğiz ya da sıvılaşma direnci oranını kestireceğiz. İkisini birbirine oranladık mı bir güvenlik katsayısı bulacağız. Zeminin direncini depreme böldüğümüzde oran birden büyükse zemin dirençli demek sıvılaşma olmayacak. Ama oran birden düşükse deprem güçlü demek. Bu zemini sıvılaştıracak demek sıvılaşma olacak. Şimdi sıvılaşmadaki formülü nasıl formülize etmiş? Meşhur bir formül var işte 06 ile başlayan. Şimdi deniyor ki H kalınlığında bir tabaka var. Bunun diyelim şu noktasında kayma gerilmesi, devirsel kayma gerilmesi bir macım ağırlığı çarpı H çarpı ivme den oluşuyor. Deniyor ki kayma gerilmesi lineer olarak değişmiyor. Derinlikte bir e, lineerlikten kayıp var. Dolayısıyla bu kaybı RD diye stres azaltma faktörüyle bu sisteme ekliyoruz. RD şu demek. Diyelim e, 0 metrede çok az ama diyelim 20 metrede 0.98 kat olarak şunu düşürecek. Ve... E, 0.65 çarpı A max Rho 0 çarpı e, Rho 0 üssü yani e, toplam gerilme bölü efektif görülme çarpı R'de. Burada toplam gerilme dediğimiz şu e, bu Dolayısıyla toplam gerilme şu Gama çarpı H A ime dedik. A ime toplam gerilme efektif gerilmeye indirgenmiş hali yani devirsel kayma gelmesi oranı kayma gerilmesi değil ve RD faktörü. İvme e, G olarak yani 04 gibi gidecek yer çekiminin katları olarak. RD de demin dediğim gibi şu aralıkta değişecek 0.9'da 1 aralığında değişecek ki bunun formülü de var ilk ...9,5 metreye kadar yüzeyden itibaren şu formülü kullanacağız... ...Z burada derinlik 9 metreden 23'e kadar da bu formülü kullanacağız... ...ve RD'yi belireceğiz ve bu depremin gücünü verecek bize... ...yani depremin o zeminde oluşturacağı eşdeğer kayma gerilmesi oranını verecek. İkinci aşamada zeminin direncini belirlemek için... ...devirsel direnç oranı dedikleri Cyclic Resistance Ratio kullanılıyor... Bu sepete değerine bağlı olarak bunu kestirebiliyoruz. Kayma dalgası hızına bağlı olarak bunu kestirebiliyoruz. GPT değerine bağlı olarak bunu kestirebiliyoruz. Bunun açık matematik formülleri var veya grafikleri var. Nedir grafikler? Örneğin devrisel direnç oranı burada. Yatay eksende sepete darbe sayısı fakat bu sepete darbe sayısı düzeltilmiş darbe sayısı. Birazdan göreceğiz nasıl düzeltildiğini. Burada ince tane oranları 35 e en yüksek ince tane yani sıvılaşmaz anlamında. 15 05 en az ince tane oranı yani saf kuma tekabül eden bir şey. Mesela diyelim saf kum varsayalım düzeltilmiş dalbe sayısı 20 olsun yukarı çektik buradan direnç oranını 0.22 olarak bulduk devirsel direnç oranı. Burada da devirsel kayma gelme oranına bir şey bulacağız. İkisini birbirine oranlayacağız. Ki e, bu düzeltilmiş darbe sayısı bir kere 60 olduğu için %60 enerji oranına göre düzeltilmiş darbe sayısı. Bunun dışında kuyu çapı, numune alma yöntemi, tij uzunluğu gibi düzeltme katsayılarıyla da bunu çarpacağız yani bütün düzeltmeleri yapmış olacağız ki yönetmelikte bu var birazdan göreceğiz onu. Ki sepeteyi biliyoruz. Ee, çok basit bir deney olmasına rağmen çok kullanışlı da bir deney. Her bir buçuk metrede veya malzeme değişiminin olduğu, vitoloji değişimin olduğu yerlerde kullanılıyor. İşte 63.5 kilogramlık bir kütleyi 762 milimetrede serbest düşmeye bırakıyoruz. Ve bu tiji zemine çakıyor. İşte ilk 15 metre çakmayı ihmal edip 15 metreden sonra 30 metre çakabilmesi gerekli olan darbe sayısı sepete darbe sayısı kabul ediliyor. Ki 30 metreyi mesela iki darbeyle iniyorsa çok zayıf bir zemin. 30 metreyi 30 darbeyle 40 darbeyle iniyorsa çok sağlam bir zemin, sıkı bir zemin. Hiç inemiyorsa o zaman ortam kaya gibi bir şey ki bu SPT düzeneği, niye, düzeneğine niye düzeltme yapıyoruz ondan da biraz bahsedelim. Her ülkenin sepete ekipmanları farklı. Diyorlar ki bunu bir standart hale getirelim. İşte e, örneğin sıvılaşmada M1.60 kullanıyor 60 enerji oranına göre. Örneğin zemin mekaniğinin diğer bir alanı oturmalarda sepete 55 formülleri var o. Bizim Türkiye'de kabul edilen şey enerji oranının 45 oldu. Ama tabii otomatik sepete makinesi kullanıyorsanız veya sepettedeki enerji oranını ölçme imkanınız varsa bunu direkt de girebiliyorsunuz. Ki düzeltmeler burada. Arazide elde ettiğiniz ham sepete değeri. CN dediğimiz örtü yükü düzeltmesi ya da efektif gerilme düzeltmesi. CR, CSC ve CE de burada. Yani e, diyelim tiş boyu, tiş şapı gibi şey düzeltmeler var. Bunlar mesela hangilerini kullanıyorsanız buna bağlı bir düzeltme. Mesela enerji oranı dediğinizde güvenli tokmak 0.60 ile 1.17, darbe tokmak 0.9, 1.60, halkalı tokmak 0.45, gibi. Bu düzeltme değerleriyle de şurada çarpıp en bir buluyorsunuz ki siz e, şu değeri m 160a 60a dönüştüresiniz. Şimdi bu düzeltilmiş m 160 değerini burada kullanıp artık devirsel direnç oranını kestirebilirsiniz. Ee, kayma dalgasızlığına bağlı da e, zemin e, sıvılaşma analizi yapıyoruz. Bunlardan kayma dalgasızlığı da düzeltiyoruz. Bu CV düzeltme faktörü, Correction Velocity dediğimiz... Bu da efektif gerilmeye göre düzeltiliyor. Diyelim 3 metrede yapacaksanız 3 metredeki efektif gerilmeyi buldunuz. Formül değerine koyduğunuz bir Cv değeri buldunuz. Ve bu değeri ortamda araçta ölçtüğünüz e, ham kayma dalgasızıyla çarptığınız VS1'i buldunuz. Bu VS1'den de devirsel direnç oranını belirliyorsunuz ki bu devirsel direnç oranıyla da e, devirsel kayma gelmesi oranını oranladığınızda güvenlik kaseyesini buluyorsunuz ki e, güvenlik kasesi şu anlama geliyor. Zeminin sıvılaşabilmesi için gerekli devirsel kayma gerilmesi. Bölü deprem ile oluşan eşdeğer devirsel kayma gerilmesi. Bunun oranlarını kullanıyoruz veya gerilmenin kendisini kullanıyoruz. Genelde oranları kullanıyor ama Türk Deprem Yönetmeni'nde gerilmenin kendisi kullanılıyor. Birazdan göreceğiz. İkisini birbirine oranladığımızda güvenlik kasesi birden büyükse bu şu demek zemin güçlü, zemin büyük, zeminin mukavemeti fazla depremin gücü o zemini sıvılaştırmaya yetmiyor anlamına geliyor. Şimdi sıvılaşma belli bir derinlik için güvenlik kasesini belirliyoruz bu için. Mesela bu 3 metre için, 5 metre için, 10 metre için, 20, metre için maksimum belirledik grafini çizdik diyelim derinliğe bağlı sıvılaşmanın grafini çizebiliyoruz fakat bu e, o bölgedeki o bölgedeki sıvılaşma için tekil bir değer değil her bir metrede belirlediğimiz için ben hangi güvenlik kasasını kullanacağım o problemle o zaman diyorlar ki ben o zemini temsil eden tek bir şey kullanayım o konuda da özellikle Iwasaki diyor ki ben PL diye bir parametre belirledim. Sıvılaşma potansiyeli indeksi. Burada gene güvenlik kasayısını kullanacağım. Burada elde ettiğin güvenlik kasayısını. Fakat o noktaya ait, o sondaj noktasına ait tek bir değer kullanacağım. Ki formülü bu. Sıfırla 20 metre arasında FZ, WZ, DZ diye bir formülü var. Burada eğer e, güvenlik kasayısı birden büyükse, Fz sıfır olacak, sistem sıfır. PL değeri sıfır olacak. Yani e, bir sıvılaşma etkisi görmeyeceksin. Ama güvenlik kat sayısı birin altına indikçe şu formülde sıfırla 20 metre arasında güvenlik kas sayıları değiştiği için PL değeri değişecek. Toplamda bir PL değeri bulacaksın. Bunu ampirik yolla bu şekilde verenler de var. Ve PL değerini de bu tabloya göre sınıfladığında örneğin 5'ten küçükse düşük olasılıklı bir sıvılaşma, 5 ile 15 arası orta olasılık, 15'ten büyükse de yüksek olasılıklı bir sıvılaşma diyeceğim. Bu özellikle mikrobölgelemede oldukça işe yarar bir e, sınıflama kategorisi. Çünkü üç bölgeli size bir mikrobölgeleme haritası sağlar. Bu P'lerin içinde ne var? P'lerin içinde bir güvenlik kas sayısı var. Güvenlik kas sayısı neye bağlı? buna bağlı zemine ve depreme zemin neye bağlı kayma dalgasına veya sepeteye bağlı ee, peki e, sadece ona mı bağlı depreme bağlı deprem neye bağlı deprem formülüne bakalım ivme normal gerilme efektif gerilme efektif gerilmenin içinde ne var su var dolayısıyla su e, ivme e, zeminin mukameti e, ...sepete veya estalgazı bütün sistem burada var. Dolayısıyla son olarak şunu hesapladığımızda, bu değere bağlı sınıfladığımızda artık sıvılaşmayla ilişkili şu parametre ihmal edilmiştir, şu parametre göz ardı edilmiştir diyemiyoruz. Fakat burada bir şeyi unuttum onu da söyleyeyim. Buradaki abaklar buradaki abaklar. Birincisi e, buçukluğunda bir deprem için üretilmiş abaklar. Eğer siz bölgede beklediğiniz deprem buçuktan farklıysa şu formülü kullanıp e, Magnitude Scaling Faktör diyorlar buna. Büyüklük düzeltme faktörü. Şuradaki oranı o düzeltme faktörüyle çarpıp düzeltiyorsunuz. Ki burada bakın ince tane oranları da var burada. İnce tane oranı şu demek. Yani e, zemindeki e, diyelim kil ve silt oranı silt oranı arttıkça zaten sıvılaşmada problem olacak. Dolayısıyla demin dediğimi tekrarlarsam su, deprem, ince tane oranı, depremin büyüklüğü, depremin kayma dalgası hızı, depremin e, sepete depremin demiyorum kayma dalgası hızı zemini, zeminin sepetesi hepsini hesaba katan komple bir analiz bu devirsel kayma gelmesi yaklaşımı. Ki buna bağlı olarak biz e, PL değerini haritalamıştık gene şeyde nelerler ne derler Çanakkale'de. Fakat biz bir derece arttırdık şeyi PL değerini. PL normalde üç kategorideydi. Biz bir derece yükselttik. Dedik ki sıfırla iki arası düşük, 2 ile 6 orta, 5 ile 15 yüksek, 15'ten büyükse yüksek, yüksek olasılıklı sıvılaşma dedik. Burada da gene e, ilk 20 metre için yüzeyden itibaren ve ilk 10 metre için haritaladık ve bir mikro bölgeleme haritası oluşturduk. Sıvılaşmada gene e, olasılıksal yaklaşım var. Elinizde CSR değeri varsa nasıl hesapladığını gördük formülde. E, B1 ve B1, B1, B0, B1, B2 kas sayıları burada. Sepete değerimiz var. Ne kadar olasılıkla sıvılaşma yaratacağını çok basit şekilde kestirebiliyoruz. Buraya kadar işin fiziğini anlattık. Bizim deprem yönetmeliğimizde bu e, sıvılaşma ya yönelik nasıl analizler isteniyor? Onun üzerinde biraz duralım ki bu şeyin de ne derler bu e, seminerinde tem, ana teması bu. Şimdi orada biraz bakalım. Şimdi bizim Türk Deprem Yönetmeliği, Yeni Yönetmelik, 2018 Yönetmeliği bir kere deprem hareketini dört kategoriye ayırmış. DD1, DD2, DD3, DD4 diye. Ki DD1 en yüksek düzey deprem hareketi. Bunun dönüşüm periyodu 2475 yıl ve %2 aşılma olasılığı var 50 yıl için. DD2 düzeyi bu 50 yıl %10 aşılma düzeyi aşılma olasılığı ve 475 yıllık bir dönüşüm periyodu olan bir deprem ve ivme yer hareketi. Ki genelde konut tipi binalarda biz DD2'yi kullanıyoruz. DD1 daha çok çok hassas nükleer santraller gibi çok kritik binalarda kullanılıyor. Diyelim DD3, DD4 yönetmelikte bahsediliyor nerede kullanacağı ama burada daha düşük bir deprem. Bunun bir nedeni bu DD3 ve DD4'te bulacağınız yeme düşük bu geçici yapılarda kullanabilirsiniz. Bunu mesela diyelim şantiye yaptınız, geçici yaptınız, inşaat bittiğinde şantiyeyi yıkacaksınız veya geçici deprem konutları yaptınız. Ee, bir yıllık, iki yıllık. Yani bina ömrü 50 yıl falan değil. Kısa bina ömrü böyle kullanabiliyorsun. Dolayısıyla Türk deprem yönetmeliği bir, e, bu depremin oluşturacağı ivmeyi kestirebilmek için farklı yer hareketleri var. Hangi tür bina için sıvılaşma analizi yapacaksanız o tür yer hareketi seçeceksiniz. Ki burada e, buna bağlı olarak da e, iğme katsayıları, spektral iğme katsayıları yönetmeliklerde tanımlanmış ve internette de sayfası var. Bunun sayfasına girdiğinizde işte kısa periyot iğme katsayısı, uzun periyot iğme katsayısı ki, ki, e, bunlara işte SS ve S1 deniyor. SS kısa periyot, S SS ikinci S'si short anlamında, S1'de bir, bir saniye anlamında, uzun periyot anlamındaki S. SS ve S1'ler var. Bunlar internette sayfaya girip elde edebiliyorsunuz. Bunların listesi şeyde de yayınlandı. İsterseniz enlem ve boylama bağlı olarak, proje alanınızın enlem ve boylamına bağlı olarak e, tablodan da alabilirsiniz. Şimdi bu SS ve S1 ne işe yarıyor? Bu SS ve S1 B tipi bir zemin için yer hareketi katsayıları, ivme katsayıları. Eğer zemininiz B tipi zeminden farklıysa bu SS ve <laughs> S1 katsayılarına FS zemin etkisi F1 zemin etkisi giriyor. FS zemin etkisi düşük düşük periyot eğime için kullanacağınız zemin etkisi. Burada katsayıları var. var. F1 de yüksek periyot. Fakat bu SS1 ve F1 Binalarda kullanılıyor. Sıvılaşma için SDS önerilmiş. O yüzden biz burada şu an SD1'i görmeyeceğiz ama başka amaçlarla büyütme amaçla kullanıyoruz ama SDS'yi göreceğiz. SDS'de SS yani yönetmelikten alacağız. FS'de zemin etüdü yapacağız. Zemin etüden kayma dalgasızlığını bulacağız. Kayma dalgasızlığına bağlı 30 metrelik dilim için bir yerel zemin sınıfı belirleyeceğiz. Yerel zemin sınıfıyla SS aralığına bakarak bir büyütme katsayısı bulacağız. Burada F1 katsayısı mesela. Örneğin diyelim SS'miz bizim e, 0.75 olsun. E, zeminimiz zeminimizde D tipi bir zemin olsun. 1.2 ile e, bu SS'yi çarpacağız ve SDS'yi elde edeceğiz. Yani <laughs> birincisi bu siteden e, giriyoruz ve Spektral ivme katsayılarını elde ediyoruz. Dediğim gibi bu elde ettiğimiz ivme katsayılarını zemin e, deprem yer hareketi düzeyine bağlı elde ediyoruz. DD1, DD2, DD3 farklı bunlar. Ve dolayısıyla SS ve SDS. Bu tabi şu an SDS yok. Zemini çünkü araştırmadık. Şimdi SS ile FS'yi çarptığımızda SS B tipi bir zeminde ivme katsayısı fakat bizim zeminimiz bina yaptığımız zeminimiz B tipi bir zemin değil diyelim. Ee, C tipi bir zemin. Dolayısıyla FS'si farklı olacak. Diyelim tekrar edersek düşük periyot ivme katsayılarını %2 %10 %50 %68'e göre hangi tip bina yapıyorsak aldık yönetmelikten. Zemini yaptık. Zemin etütünde diyelim ortam 180 ile 360 arasında değişti. Diyelim ki kayma dalgası hızının 30 metrelik ortalaması 220 çıktı. ZD tipi bir zemin. Ve ivmemiz de mesela şu çıktı. 0.98 çıktı. 0.98 SS'miz 0.98 pardon 92 SS'miz 0.92 çarpı FS ee, ZD tipi zemin 0.92 şuralarda bir yerde şu arada ee, ZT tipi zeminde şurada 1.2 ile çarptık. Neyi bulduk? Ee, SDS'yi. Yönetmelik diyor ki SDS'yi e, depremi tetikleyen pardon sıvılaşmayı tetikleyen iğme olarak kullan. Bu SDS içinde bir B tipi zemindeki iğme var. Spektral iğme katsayısı var. Bir de zemin etüdü yapıp elde ettiğimiz e, büyütme katsayısı var. İkisinin çarpımı. Bunun içinde es dalga hızı var. Bunun içinde ana kayadaki iğme var. SDS'yi de e, depremi, e, depremin o zeminde oluşturacağı iğmeyi temsil etmek için kullan. Ki e, deprem tasarım sınıflarına bağlı olarak diyor ki yönetmelik e, nerede Hangi zeminler için ben sulaşma analizi yapayım diyor yönetmenlik... diyor ki sen diyor DTS2A, DTS2, DTS1A, DTS1 türü zeminlerim varsa bu tip zeminler için ben sulaşma analizi istiyorum. Diğer tip bu tip şey için bina kullanım sınıfı bu kategoriye giren binalar için zemin sulaşma analizi istiyorum. Ki BKS1, BKS2, BKS3 burada tanımlanmış. Bu bina önem kasayısı 1.5, 1.2 ve 1 gibi. Ve buna bağlı eğer siz e, deprem tasarım sınıfı, yapacağınız binanın tasarım sınıfı 2A, 2, 1A ve 1 ise e, şey yapıyorsunuz. Zeminin sıvılaşma analizini yapıyorsunuz. Bu kategoriye girmiyorsa sıvılaşma analizi yapmıyorsunuz. Şimdi... İkincisi diyor ki sıvılaşma riskini değerlendirmek için bir diyor 20 metreye kadar olan zemine bak. Yönetmelik diyor bunu. İkincisi kohezyonsuz ve düşük kohezyonlu zeminlere bak. Yani iri taneli zeminlere yani kumlara bak. Kohezyonu düşük kohezyonlu ya da plasi indeksi %12'den daha düşük olan zeminlere bak diyor. Bunlar için yap. Bunun dışında tane çapı dağılımı, su muhtevası, aterberk limit değerlerini değerlendir. Çünkü tane boyu dağılımı herisi o zeminin kum, kil, çakıl olup olmadığını size söyleyecek. Ya da yüzde ne kadar kum, yüzde ne kadar çakıl olduğunu söyleyecek. Aterberk limit değerlerinizde o zeminin plase indisi hakkında size bir şeyler söyleyecek. Dolayısıyla bunları dikkate al, analiz yapmadan önce. Onun dışında diyor ki e, bir takım koşullar da var. Diyor ki sepete darbe sayısı ya da vuruş sayısı 20 ise 20'den küçük olduğu durumlarda özellikle e, 20'den küçük olduğu durumlarda ve e, ince tane oranı da %35'ten fazlaysa gene sıvılaşma analizi yapmayabilirsin. Çünkü %35'ten büyükse artık Kum özelliğini kaybetmiştir. Sıvılaşması zordur. Bir de birazdan göreceğiz. Bir de bu yüzde bir de sepete en bir 60'ın 20 olması ne demek buna gelelim. Bakın formül şurada. Denk e, grafiğe gelelim. Bakın burada sepete darbe sayısının 20 olduğunu varsayıyoruz. Düzeltilmiş darbe sayısı. Yukarı çıkalım. Yukarı çıktığımızda eğer İnce tane oranı 35'in yukarısındaysa bakın sıvılaşma buralarda olmayacak. Yani bu grafiği kullanmayacaksınız. Bu grafiği kullanamama demek yani o zemin e, sıvılaşmayacak anlamına geliyor. Yani düzeltilmiş darbe sayısı 20'nin yukarısında ve ince tane oranı da 35'in e, yukarısındaysa diyor ki yönetmelik sen sıvılaşma analizi yapmak zorunda değilsin diyor. Evet. Bütün bu koşulları sağladık. İşte darbe sayısı ince tane oranı 35'ten düşük. Darbe sayısı işte 0 ile 30 arasında. E, Plastik yüzde %10'dan düşük. Zeminler geldi ve bunlara sıvılaşma analizi yapacağız. Yönetmelik bunu söylüyor. Ve diyor ki sen devirsel kayma gerilmesini bul, zeminin depremin oluşturacağı kayma gerilmesini bul ve birbirine oranla 1.1'den büyükse güvenli kabul et, değilse zemin sıvılaşır diyor. Bunu yapmak için de CPT'yi, kayma dalgası hızını, SPT'yi kullan. Şimdi e, TORE dediği kayma gerilmesi, depremin e, zeminin e, kayma gerilmesi buradaki denklemde dikkat ederseniz buradaki denklemde kayma gerilmesi oranı var. Yani CRR dediği devirsel direnç oranı. Veya formülde baktığımızda devirsel direnç oranı gerilme değil gerilme e, gerilme ile efektif gerilme normal gerilme ile efektif gerilme oranladığınızda birimler birbirini yok ediyor. Gerilme oranı kalıyor ama eee yönetmelikte diyor ki küçük bir nüans aynı şeyler fakat diyor ki gerilmeyi hesapla. Kayma gerilmesi zeminin kayma gerilmesini ve depremin kayma gerilmesini ve bu oranladığında da 1.1'den büyükse problem yok. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağım diyor. Diyor ki kayma gerilmesini diyor. Kayma gerilmesini, zeminin kayma gerilmesini CSR CRR'yi CRR, CRR 7.5 için çarpı CM çarpı efektif gerilme. CRR'nin nasıl bulunduğu burada var sepete düzeltilmiş sepete değerine bağlı. Ki bu CRR 7.5'da şu demek yani bu demin demiştik bu eğriler 7.5 büyüklüğünde bir deprem için geçerliydi bu abaklar. Bu abak 7.5 deprem için geçerli. Keza bu abak da öyle 7.5 deprem için. Bu düzeltme faktörünü kullanacağız. Eğer e, bölgede beklediğimiz deprem 6 ise veya daha düşükse onu kullanacağız. Dolayısıyla buradaki CM düzeltmesi onu belirtiyor. Yani 7.5'tan farklı depremlerde bunu kullanınca buraya 7.5 girdiğinizde muhtemelen bu 1 olacak. Dolayısıyla CRR değerini direkt kullanacağız. CM düzeltme CRR değerini kullanacağız. Yani zeminin direncini temsil eden devirsel direnç oranını kullanacağız. E, şu formülle Düzeltme değeri eğer yedi buçuksa muhtemelen bu bir çıkacak ve etki etmeyecek. Farklıysa bu değeri düşürecek. Efektif gelime burada. Bu zeminin direncini temsil eden bir parametre. Daha sonra ikinci aşamada diyor ki depremin direncini, depremin gücünü temsil eden parametreyi parametreydi. Deminki formülle hemen aynı. 0.65 çarpı Rho 0. Burada fark e, normal gerilme çarpı 0.65 çarpı RD stres azaltma faktörü ve SDS. Bu SDS nereden geliyordu? Demin uzun zaman baktık depremden geliyor. Yani e, bunun içinde zemin büyütmesi var. Bunun içinde B tipi bir zemin için spektral yemek sayısı var. Yönetmelikte bu tanımlı. Fakat bu FS için zemin etüdü yapmak zorundasınız. Yani kayma dalgasızlığının 30 metrelik diliminin e, 30 metrelik dilimine göre biz zemin sınıfı belirleyip sonra bu e, F S katsayısını belirlemek zorundasınız. İkisini çarptığınızda SDS'yi bulacaksınız. Bu SDS'yi de e, depremi tetikleyen iğme olarak kullan bunun da 0.4 katını al. RD'yi de e, 9.15 metreye kadar bu formülü kullanarak 9.15'ten de 23'e kadar da bu formülü kullanarak belirle. Elinde ne olsun? depremin oluşturacağı bir kayma gerilmesi, zeminin kayma gerilmesi, bu ikisini birbirine oranladığında da eğer zemini depreme oranladığında eğer gerilme değerin oran değerin, güvenlik katsayısı değerin diyelim 1.1'den büyükse zemin sıvılaşmak sıvılaşmaz diyebiliyorsun. Ki Demin dediğim gibi burada da yönetmelikte sepete değerini kullanabilmen için, buradaki M1-60'ı kullanabilmen için e, düzeltme yapman gerekiyor. Düzeltme değerleri burada var, demin vermiştim. Bu düzeltme değerleri burada var, e, efektif gerilme düzeltmesi var. Fakat burada şu var, CN düzeltmesi 1.7'den büyük olamıyor. 1.7'den düşükleri kullanıyorsunuz, 1.7'den büyükse 1.7'yi kullanıyorsunuz maksimum alacağı değer 1.7 onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bunu kullandınız. Dolayısıyla burada sepeteyi belirlediniz. Sepeteden e, CRR'yi belirlediniz. Sonra CRR bu 7.5 metre büyüklüğünde deprem için eğer bölgede 6 büyüklüğünde deprem bekliyorsanız bir düzeltme faktörüyle bu CRR'yi düzelttiniz. Efektif gerilmeye girdiniz ve direnci buldunuz. E, bunu depreme Oranladığınız güvenlik katsayısı birden büyük güvenli ya da bir nokta birden büyük güvenli, bir nokta birden küçükse güvensiz diyorsunuz. Ki basit olarak bakarsak örneğin sıfırla e, 20 metre arası bir acım ağırlıklarınız var, ince tane oranlarınız var, e, efektif gerilmeniz e, nedir efektif gerilme yani 1.7 nokta yedi çarpı e, bunun... Ee, kalınlığı bu tabakanın derinliği e, normal gerilmeyi verecek. Buradan suyun etkisini, yeraltı suyu bir metre ise su içeren tabaka kalınlığını çıkartacaksınız şu kalınlığı ve efektif gerilmeyi bulacaksınız. Stres azaltma faktörü CSR değeri bu. Bu da TO deprem değeri. SDS'yi burada 0.8 aldınız diyelim deprem bölgesinden aldınız. Bölgedeki deprem beklediğiniz depremde 7.2 ve buna bağlı toğlara hesapladınız. Toğ derken de depremin toğusu yani şu depremin oluşturacağı kayma gerilmesi yani normal gerilme çarpı 0.65 çarpı SDS çarpı 0.4 çarpı Rd yani şu çarpı bu çarpı bu bunu buldunuz ve bunu 20 metre için teker teker hesapladınız. Fakat burada 20 metre için hesapladınız ama arada bir birim var mesela kum değil. Mesela şu diyelim 7.8 ile 13.8 arası kil mesela oranın değerlerini hesaba katmıyorsunuz. Orası çünkü kum olduğu için kum için sıvılaşmanızı yapmanıza gerek yok. Ama sıfırla 20 metre arası tamamı kumsa sıvılaşmanızı yapıyorsunuz. İkinci bir şey Ortamda su yoksa, mesela yeraltı suyu burada 1 metrede, ortamda yeraltı suyu 22 metrede ise gene sıvılaşmanızı yapmanıza gerek yok. Ortamda deprem yoksa sıvılaşmanızı yapmanıza gerek yok. Fakat bu Türkiye için geçerli değil. Ee, Türkiye'de her yerde deprem var. Deprem üreten ki deprem bölgesi haritasında da bu SDS değeri, daha doğrusu SS değeri tanımlanmış. Ee, zemin etütleriyle de SS. E, fs değerini buluyorsunuz ikisini çarparak sds'yi buluyorsunuz ve toa depremi buldun. Bu depremin gücü. E, gene e, zeminin gücünü bulacaksınız. Sepete değerleriniz var. Sepetenin düzeltme faktörleri var. E, sepetenin diyelim e, efektif gelime düzeltmesi, CE, CB, CS, CR düzeltmesi. Bunların hepsini çarptığınızda en bir 60'ı buluyorsunuz. Yani 20'yi 1.7 0.75 1. 1. ile çarptınız. 0.75 ile çarptınız. 17'yi buldunuz. Bu 17'den düzeltilmiş SPT değerinden artık 17'den siz şu formülü kullanarak CRR değerini buldunuz. Buldunuz o CRR değerini buldunuz. CRR değerini CM ile çarptınız efektif gerilme çarptınız ve çarptığınızda da to dep çarptığınızda da şurada şunu kaldırayım biraz. Burada da tore değerini buldunuz. Yani yönetmelikte to deprem tore. Tore zeminin kayma gerilmesi depremler nedeniyle direnecek kayma gerilmesi. Depreme direnecek kayma gelmesi, devirsel kayma gelmesi, bu da depremin gücünü ifade eden depremin oluşturacağı kayma gelmesi ve bu e, zemini depreme böldüğünüzde yani 5.2'yi 6.1'e böldüğünüzde 0.84 çıkacak. Bu 0.84 ne demek? 1.1'in altında zemin sıvılaşacak. Eğer bu 1. ...birin yukarısında çıksayız, çıksaydı zemin sıvılaştırması oluşturmayacaktı. Şimdi yönetmelikte e, sadece sepeteye bağlı değil kayma dalgasızlığı ve CPT'ye bağlı da yapabilirsiniz diyor. Bunun için diyor literatürde uygun e, kabul gören yöntemler kullanabilirsiniz diyor. Ben mesela başta söylediğim e, kayma dalgası ile ilgili söylediğim şeyi burada kullanabilirsiniz örneğin vs 1 belirlediniz. vs 1 buradan işte efektif gerilme düzeltmesiyle çarpıp arazideki ölçtüğünüz VS'yi belirlediniz. vs 1'i vs 1'den bir devirsel direnç oranı belirlediniz. Devirsel kayma gerilmesi oranı artık bu devirsel kayma gerilmesi oranı bu artık şuradaki ilk formüllerdeki devirsel kayma gerilmesi oranı yani şu bunu depreme bağlı olarak ve zeminin efektif ve normal gerilme ve stres altma faktörlerine göre belirlediniz ve ikisini birbirine oranladığınızda da siz e, ikisini birbirine oranladığınızda e, bir Gk değeri bulacaksınız. Bu Gk değeri gene 1.1'den büyükse problem yok, 1'den küçükse sıvılaşma oluşturacak. Pardon burada varmış görmemişim. Csr değerine bu formülle devirsel direnç oranını da kayma dalgasına göre belirleyip e, belirleyeceksiniz. Burada gene dediğim gibi bölgede beklediğiniz deprem 7.5'tan farklıysa MSF değerini de e, şu e, CRR değerini düzeltmek için kullanacaksınız. Ki kayma hızını elde etmek için artık eskisi gibi değil çok yöntem var. Kuyu cofizi var, cross hole, down hole, e, up hole, up -hole. Deneyleri var, yüzey dalgası analizi var, e, sismik CPT var. E, i̇lk zamanlarda biz sadece sismik kullanıyorduk, sismik kırılma var. Fakat sismik kırılmanın problemi şu, sismik kırılma e, düşük hız problemine hassas bir yöntem değil. Arada düşük hızlı bir zon varsa onu göremiyorsunuz. Çünkü sismik kırılma yöntemi e, sinel yasasına göre çalışıyor matematikte, fizikte e, sinel yasasına göre de ortamın ikinci ortamın daha e, mukavemet açısından daha yüksek olması gerekiyor. Arada zayıf bir mukavemet varsa göremiyorsunuz ama kuyu jeofiziğiyle veya yüzey dalgası analiziyle çok rahat derinliğe bağlı S dalgasını kestirebilirsiniz. Ve bulduğunuz S dalga hızından da düzeltme yaparak devirsel direnç oranı, bunu da devirsel kayma gelilmesiyle depremin gücüyle de e, oluşturacağınız CSR değerine bölerseniz Güvenlik kasesini belirliyorsunuz. Ee, Osman Uyunuk Hoca'nın bir literatüre soktuğu bir şey var. CSR değerini farklı bir yöntemle burada araştırıyor. Ee, zemin hakim periyoduna, kayma dalgasızına ve birim acım ağırlığa bağlı olarak tanımlıyor. Buna bağlı olarak tanımladığımız CSR değerini gene e, kayma dalgasızına bağlı abaklarla birlikte değerlendirip bir güvenlik kasesi belirleyebiliyorsunuz. CPT'ye bağlı olarak yani konik penetrasyon testine bağlı olarak da belirlemeniz mümkün. Burada da gene abaklar var. Yani e, zeminin mukavemet parametrelerini ister CPT'den ister estal gazından ister CPT'den e, sepeteden belirleyin. Her üç durumda da devirsel direnç oranını kestirmek için kullanıyorsunuz. Devirsel direnç oranını kestirdikten sonra artık devirsel depremin oluşturacağı devirsel kayma gelmesi oranına böldüğünüzde güvenlik katsayısını belirliyorsunuz. Ki buradaki CPT, e, CPT değeri de düzeltilmiş CPT değeri. Bunun için düzeltme faktörleri var efektif kelimesine bağlı. Bunlarla düzeltip düzeltilmiş CPT ile bir kullanıp bir de ince tane oranlarını da dikkat alarak kullanıp e, ...sıvılaşmanızı... yönetmeliğe göre yapabilirsiniz. Şimdi yönetmelik bir şey daha söylüyor ki bu şu açıdan önemli, yönetmelik şöyle bir problem ortaya çıkardı sektörel açıdan. Ee, diyor ki e, zemin sıvılaşması gösteren bir zeminse diyor, o zaman diyor bu zemin çok spesifik bir zemindir. Sen bunun için ayrı bir tepki spektrumu oluştur. Dolayısıyla o zemin için ayrı bir zemin o zemin için ayrı bir tepki spektrumunu oluşturup oluşturamayacağın o zeminin sıvılaşıp sıvılaşmayacağına bağlı. Fakat güvenlik katsayısı diyelim ki burada ne dedik? Güvenlik katsayısı yönetmeliklerde ne tanımlıyor? Güvenlik güvenlik katsayısı 1.1 tanımlıyor. Güvenlik katsayısı mesela 1 metrelik bir zemin var. Bir metrelik sıvılaşabilir bir zemin var. Bu bir metrelik zemin diyelim 9 metrede ve güvenlik kasesi 0.99. Teorik olarak bu zemin sıvılaşıyor. 0.99 olduğu için veya bir de olsa yönetmeliğe göre sıvılaşır kabul ediyorsunuz. Sıvılaşıyor. O zaman diyor ki yönetmelik bu zemin için özel bir tepki spektrumu oluştur. Fakat bu tepki spektrumu oluşturmak e, normal bir mühendis yapabileceği bir şey değil. Veya belki biraz eğitimle mümkün olabilir ama çok özel bir durum. Bunun için diyor 10 tane ya da 9 tane farklı deprem, 3 tane farklı deprem seç. Her 3 depremden farklı 3 tane deprem kaydı kullan. Zeminin etkisini hesapla. Bunu ölçeklendir gibi bir takım e, normal... E, Mühendis'in biraz kafasını karıştıran şeyler. Dolayısıyla problem oluşuyor. O zaman yönetmelikte bir diğer şey var. Diyor ki yönetmelik e, aynı zamanda diyor deprem nedeniyle oluşabilecek yer değiştirmeleri de dikkate al. Eğer ben yer değiştirmelere bakarsam yani sıvılaşma nedeniyle oluşmuş e, oturmalara bakarsam ve bu oturmalar izin verilebilir sınırlar içinde kalırsa bana göre ekstradan bir tasarım spektrumu oluşturmaya gerek yok. Ne demek bu izin verilebilir sınır? Statik koşullarda zeminin e, oturması işte tekil temellerde 25 milimetre yani 2,5 buçuk santim işte radya temellerle bu 10 santime kadar ya da 10.1 10 santime kadar ya da 110 milimetreye kadar çıkabiliyor. Yani radyo temel yaparsanız 110 milimetrelik bir oturmayı e, yapı tasarımıyla halledebiliyorsunuz. Ki oturma 2,5 santimse, 3 ise, 4 ise, 5 ise yine e, bugünkü teknolojiyle oturmanın etkisini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ve şuna bakabilirsiniz. Zemin sıvılaşması var. Nedir? Diyelim zemin sıvılaşması var. Kritik bir değerde. 0.9 gibi ve çok kalın bir zemin tabakası da değil. O zaman bu zeminin oturmalarına bakmak lazım. Oturmalar eğer iki buçuk santimin veya radyo temel yapacaksanız on santimin, on iki santimin yukarısındaysa problem oluşturacak değilse problem oluşturmayacak. O zaman oturmalara bakalım. Şimdi yönetmelik buna izin veriyor. Diyor ki yer değiştirmeleri dikkate al diyor. Yani deplasmanları ya da oturmaları. Sıvlaşma nedeniyle oluşacak oturmalar. Sıvılaşma analizi yaptınız. Sıvılaşma analizindeki oturmayı hesaplayabilmesi için, daha doğrusu sıvılaşma nedeniyle oluşacak oturmayı hesaplayabilmeniz için şöyle bir formül var. DH bölü H bu hacimsel birim deformasyon oranı bu sıvılaşma nedeniyle oluşacak. Bir de H dediği sıvılaşan tabaka kalınlığı. Mesela bunun 1 olmasıyla 10 olması, 20 olması bu sıvılaşmaya bağlı oturmaları 1 katla 10 kat arasında değiştirecek. Peki bu delta H bölü H ya da sıvılaşma nedeniyle oluşacak bilimsel hacim deformasyonunu nasıl hesaplarız? Bunun için birkaç yaklaşım var, iki yaklaşım var. Birincisi e, deniyor ki ışığı ara ve yoşmin yaklaşımı. Işığı ara diyor ki bir sıvılaşma analizi yap. Ve sıvılaşma analizi yaptıktan sonra bir güvenlik katsayısı bul ki güvenlik katsayısını buldun. Yani her üç yönteme göre bulabilirsin. Veya sıvılaşma analizi yaptın. Güvenlik kalsayısı mesela diyelim 0.9 çıktı. Bu sıvılaşabilir zemin. Ortamın sepete değerine baktın. Diyelim sepete değerin 30. Şurada. Veya sepete değerin e, 10 olsun mesela şurada. 0.9 ile 10'u kesiştirdin. 4 buldun. Delta H bölü H değerin 4. Delta H bölü H değerin 4 çarpı tabaka kalınlığı ya, oluşacak oturma değeri eğer e, 10 santimden büyükse artık tasarım spektrumuyla bu işaretmen gerekiyor ya da zemin iyileştirme yapıp zeminin sınıfını atlatman gerekiyor. Dolayısıyla problemli. Ama burada elde ettiğin oturma değeri 10 santimin altındaysa veya tekil de, temel yapacaksan 2,5 santimin Altında ise orada oluşacak bir sıvılaşma senin binanın temeli için bir problem oluşturmayacak. Bu ısrar ve yoşmin yaklaşımı bu güvenlik kasasıyla sepeteyi kullanıyor veya e, bağ bal sıkılığı kullanıyor. Bu ikisini birleştirerek bir hacimsel birim deformasyonu buluyorsunuz. Buradan da tabaka kalınlığı, sıvılaşan tabaka kalınlığını çarpıp dinamik oturmayı belirleyebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz burada güvenlik kat sayısının içinde deprem var. Kayma dalgasızı, sepete var, su var, hepsi var. Yani şu formüldeki şu şu formüldeki hepsi var. Depremin direnci var, depremin kendisi var, işte kayma dalga hızları var, iğmeler var, stres azaltma faktörü var, Zemin türü var, e, ince tane oranları var, hepsi var. Dolayısıyla bunu e, güvenlik kasesi diye olarak bakmayın, bunun içinde bütün bilgi var. Bunu doğru belirlemeniz gerekiyor. Buradan da DH bölü H, buradan da oturmayı belirlediniz. Dediğim gibi 10 santimin altındaysa bana göre problem yok, radyo temelli halledersiniz. E, ama 10 santimin, 11 santimin yukarısındaysa o zaman artık problemli. Bir başka yaklaşım Tokimas ve yaklaşımı. Bu da CSR'yi kullan diyor oturmaları hesaplayabilmen için. CSR'yi kullan ve sepete 60'ı kullan. ikisini kesiştir. Mesela sepete 60, düzeltilmiş sepete değerin en bir 60'ın 20 olsun. Yukarı kestik. İvme ile bunu kestirdik. Diyelim 0.2 çıktı. 0.2'yi burada kullan. Bu tabaka kaç metre kalınlığındaysa sıvılaşabilir tabaka. Bununla çarp oturmaları hesapla. Oturmalar gene 10 santimin yukarısında aşağısında ya da tekil temelse 2,5'un aşağısına yukarısına bak. E, aşağısındaysa problem yok. Mesela diyelim m 60 değerin 10 diyelim. Yukarı çıktık. İğme değerin 0.3 şey değerin ...hacimsel deformasyon değerin diyelim 2.5 veya 5 mesela yukarı çıktın 4 çıktı. Yani Bakın sepete değeri yükseldikçe oturma değerleri hemen hemen yok oluyor gibi bir şey. Tabi burada CSR'ye de bağlı bir değer. Ee, kuru kumlar için sıvılaşma olmadığı fakat sadece kuru kumlar için oturma bağıntıları da var. Sepete değerine ve imeye bağlı oturmaları kestirebiliyorsunuz. Evet biraz e, benim teorik olarak anlatacaklarım bu kadar. Biraz... Ee, bilgisayar üzerinden bir uygulama yapalım. Benim program üzerinden. Sıvılaşma ile ilgili. Ee, örneğin yer altı suyu seviyesi bir metre olsun. 7.2 büyüklüğünde bir deprem. Veya bunu 6.5'da yapabiliriz. Bir deprem. Ee, burada ivme Klasik analiz. İlk anlattığım SDS dediğimde e, yönetmelin istediği. Yönetmelikteki SDS değerimiz 0.52 olsun. E, 0.52 olsun. Yer altı seviyesini de 4'e çekelim. 4'e çekelim. Şimdi TOA deprem değerini hesapladı. Ve bu depremin oluşturacağı kayma gerilmesi. Zeminin oluşturacağı kayma gerilmesi içinde, örneğin sepete değerimiz burada. Sepete değerimiz de mesela 15 olsun. Ee, pardon, şöyle çekeyim. 15 olsun ve dolayısıyla depremin oluşturacağı şeyi buldu. İkisini birbirine oranladığında da güvenlik katsayısını buldu. Burada şu var. program benim programda şu opsiyonu koydum. Eğer eee yeraltı su seviyesi 4 metre ise 4 metrenin altındaki zeminler için sıvılaşma analizi yapıyor. 4 metrenin yukarısındaki zeminler için de sabit bir güvenlik katsayısını 2 olarak atıyor şeyde yönetmenlik e, değerde. Dolayısıyla şu ikiler oradan kaynaklanıyor. Yani buralar sıvılaşmıyor çünkü burada su yok. Şunları oranladığında da yani tore ile şeyi e, toz zemini oranladığında pardon toz depremle depremin gücüyle daha doğrusu e, zeminin gücüyle depremin gücünü oranladığında 2.1 buluyor. Ve bu 2.1. Bu 2.1. Mesela bu zeminin e, sıvılaşmayacağını söylüyor. Fakat bu hangi ivme için geçerli? Bu SDSS'i 0.53 olan için geçerli. Mesela bu 09 0.9'sa. Mesela aynı zemin 09 0.9'sa. Bakın buralarda sıvılaşmalar başladı. Yani şuradan itibaren sıvılaşmalar başladı. Yani birden büyük, birden küçük. Yani burada şunu demek istiyorum. Sıvılaşma sadece zemin özelliklerine bağlı değil, deprem onu doğrudan etkiliyor. İkincisi zemin özelliklerine de bağlı ki zemin özelliklerini değiştirelim. Mesela burada zemin özellikleri 15'lik. Zemin özelliklerini 30 yapalım. Diyelim 30 yaptık. Zemin özellikle 30 yaptık. Bakın yok oldu. Yani zemin sağlamlaştı. Ortamdan yer suyunu kaldırırsanız ortamda su yoksa bu gene sulaşma oluşturmayacak. Ya yani da verdiğimiz her bir parametre sistemde etki ediyor. Mesela sepetesini düşürün mesela. Diyelim sepetesini On 10 yapalım. E, sepetesini 10 yapalım. Mesela bütün zemin sıvılaştı. Şimdi bu e, güvenlik kat sayısına bağlı programın en altında oturmaları da kestirebiliyorsunuz. Bunun için oturma bölümünde de var aynı şey ama burada da onu yapıyor sanıyorum. Mesela oturmalarda burada. Mesela burada toplam oturma 48'den başlamış 84.13 13 santimetre yani yarım metreyi aşkın bir metreye yakın bir oturma ki bu oturma nasıl diyelim kom şey yapılabilir kabul edilebilir bir oturma değil bu oturmayı Siz maksimum 10 santim falan civarında olmasını bekleyeceksiniz Eğer 10 santimse Problem oluşturmayacak. Hatta mesela şöyle bir şey yapalım. Ee, mesela zemin sıvılaşıyor. Fakat zemin sıvılaşıyor ama zeminin mela sadece belli bir kesimi sıvılaşıyor. Mesela şurayı abartarak büyük bir değer vereyim ki sıvılaştırmasın. Şuraya da sıvılaştırmasın. Pardon. Ops, fazla oldu. Mesela şunu vereyim. Mesela sadece şu 9.3 metredeki zeminin sıvılaştığını düşünün. Sadece 0.47'lik bir güvenlik katsayısı var. Bakın buna bağlı oturmalar ne kadar olacak? Aşağı inelim. Buna bağlı oturmalar 6.23 santimmiş. Ne dedik? 10 santime kadar problem yok. 10 santimin yukarısındaki oturmalar problemli. Böyle bir zemin sıvılaştırma, sıvılaşma olsa dahi oturmalar izin verilebilir sınırda olduğu için bana göre şey yapmaya gerek yok. Tepki spektrumunu bu sahaya özgü bir tepki spektrumu oluşturmaya gerek yok. Çünkü deplasman açısından bakıldığında küçük bir deplasman oluşturacak. Yani zeminlerin sıvılaşmaya müsait olması ya da sıvılaşması sizin zemin koşullarınız gereği önemli. Fakat kaç metrelik zemin diliminin sıvılaşması da önemli. Mesela şeyi arttıralım. İki tabaka sıvılaşıyor. Bu yaklaşık 3 metrelik bir zemin demek. 3 metrelik zemin dilimi sıvılaştığında bakalım ne yapacak. 6.3, 6.3 ne oldu? 12. Burada problem var. Ama teki olsaydı problem olmayacaktı. Veya burada mesela güvenlik katsayısı çok düşük çıktığı için biraz güvenlik katsayısıyla oynayalım. Mesela bu bu kadar kötü değil de mesela ne olsun? Mesela zemin biraz iyi olsun. Mesela 20 olsun. Yine sıvılaşabilir kategoride. E, ...güvenlik kaseyleri biraz yükseldi. Bakalım bu sefer ne olacak? Mesela bak... ...4-9 yani 5 artı 3... ...10'a yakın bu zeminde... ...problem oluşturmayacak. Ki bana göre bir de 10 metrenin altında... ...olduğu için gene... ...yapılaşma açısından... E, ...basınç soğanının ya da binanın oluşturacağı... ...basınçtan da uzak olacak. Ki en tehlikeli alanlar... ...söyledim 0 ile 10 metre. Burada mesela toplam oturmalar işte 10 metreyi bulur. Belki radyo temelle burayı kurtarmak mümkün olabilir bu tip bir zemini. Sıvılaşma olsa dahi. Dolayısıyla sıvılaşmada tekil bir parametre yok. Yeraltı suyu, ivme, SPT, kayma dalgası hızı, ince tane oranı, sıvılaşan tabakanın kalınlığı, güvenlik katsayısının değeri, hepsi birlikte etki ediyor oturmalara dolayısıyla bu tip oturmaları da bu tip şeyle etkileyebilirsiniz ya da kontrol edebilirsiniz bu tip şeyleri yapabilirsiniz evet benim eğer sorular gelirse sorular şey yapabiliriz Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, i̇sterseniz şeyi kapatabiliriz hocam. Ekran paylaşımını. Ee, Youtube'dan bakıyorum hocam. Ee, hocam şu an beni duyabiliyor musunuz? Remzi sesin geliyor. Şey. Ha, hocam bir ara görüntüsünü ben, kaybettim. Gör sesi de kaybettim. Ha, tamam hocam. E, hocam çok teşekkür ederiz e, anlatımınız ve uygulamalı gösteriminiz için. E, YouTube'dan e, soru gelmedi hocam. E, demek ki e, anlattıklarınız tamam. her kelimesi kelimesine anlaşılmış. E, e, hocam e, YouTube'dan e, birkaç yorum var sadece. Onlar da e, işte yeni yıl, yeni yıl dilekleri var hocam ve size teşekkür ediyorlar aynı zamanda e, sunum için. Ee, hocam e, ekstra bir herhalde Herkese bir, mutlu yıllar yeni bir yıl olsun. Bi, biz de e, öncelikle sizin hocam öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum size. E, size de mutlu yıllar diliyorum hocam. Eee inşallah 2021'de bu 2020'de yaşadığımız yani Avustralya'daki yangınlardan başlayarak devam eden e, bu Büyük sıkıntıları artık atlatırız. Herkes e, için, bütün dünya için sağlıklı bir yıl olur. Çok daha iyi bir e, yıl geçiririz. E, hocam, e, söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Şu an yine ha e, şeyiniz geldi hocam da mikrofonunuz kapalı galiba şu an. Murat, biz seni net duyuyoruz. Ben seni Problem yok. Ha tamam. E, Hocamı şu an kaybettim. Şu ee, an Ferhat Hocam açtım. şu an evet videosu dondu bende. Bütün yayın güzel gitti en azından ee, onun için mutluyum <laughs> yani yayın sırasında bir şey olmadı. Ee, Karaman'dan bu arada hidayet sezi. Hocam düştü bu arada. Ee, o zaman ah hocam geri geldi bekleyelim biraz. Hakan Karslı hocamız e, çok teşekkür etmiş. Sağlıklı ve mutlu yıllar dilemiş. E, Kürşat Bekar e, meslektaşımız, abimiz, büyüğümüz. O da e, sunum için teşekkür etmiş Ferhat hocamıza. Hocam hoş geldiniz tekrar. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Koptum bir ben geldik Evet hocam bir kaybettik görüntünüzü ve sesinizi. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, ben de bu sıradaki sizi bekler hocam YouTube'daki yorumları okuyordum. Ee, bir, bir tek soru var hocam o Hidayet Sezer Bey e yazmış Karaman'dan. Ee, jeoloji mühendisiymiş kendisi. Excel tablosunu alabilme imkanımız mümkün mü diye sormuş. Excel benim şeyde var. Tedav var İstanbul Üniversitesi'nde. Eee benim Aves'teki sayfama girerse o da duyurular kısmını biliyorsunuz onu. Ama bana mail atarsa ben son halini de gönderirim. Zaten son halini ben her güncellediğimde şey ekliyorum. Üniversitenin sitesine ekliyorum. Bir ara şey şeye de e şeyde onu da ekliyordum ama galiba bir problem yapıyor ama orada da var galiba. İkisinde de var. Google site'da da var. Benim İstanbul'daki Aves'teki sayfamda da var. Sayf sayfanın içinde duyurular diye bir kısım var. Orada zeminci ofis analiz diye bir şey var. En yeni, en versiyonu orada var. Bir de belli periyotlarla güncelliyorum ben. Yeni bir şey aklıma geliyor ya da yeni bir şey buluyorum. İlgili kısıma ekliyorum. Mesela en son neyi güncelledim? Taşıma gücünde mesela e, presiyometre ile taşıma gücü şeyini eklemiştim. Bir de taşıma gücün gene presiyometre ile ilgili bir, bir şeyler ekledim. Öyle aklıma geldikçe ya da yeni bir formül buldukça e, bir depo gibi oraya ekliyorum diyorum. Bir de inseyi bir parça. Hocam ben de kendi adıma teşekkür edeyim. Ee, yani genelde e, hocalarımızın e, yani kimseyi şey altında bırakmak istemiyorum. Hani paylaşımcı davranmak aslında herkesin yaptığı bir şey değil. Ee, ve siz elinizdeki tüm bilgileri ve uygulamalarınızı paylaşıyorsunuz. Ee, daha önce de sizinle beraber yayın yapmıştık. Ee, tekrardan yine güzel bir yayın yaptık. E, aynı zamanda hocam, sizde e, YouTube sayfası e, galiba oluşturmuşsunuz kendinize, oraya ders videolarınızı koyuyorsunuz. Onları da gördüm. Evet. Onlar için de yani ayrıca teşekkür ben, etmek isterim e, hocam. Iyi, bu şeyin özellikle pandeminin iyi, iyi bir tarafı oldu. Ben e, kendi kendine konuşmak çok hoş olmuyor, kendi kendini videosunu çekmek daha doğrusu. Şimdi e, Zoom'da kaydı alıyor hazır hazır kayda aldığı için ben onun öğrenciyle ilgili kısımlarını çıkartıyorum ve YouTube'a koyuyorum ve 11 videosu oldu. Başka zemin ile ilgili değil ama mesela bilim tarihi ve felsefe dersi işte onun dışında şey var e, tarihsel gelişim edebiyat fakültesinin tarih bölümüne verdim diğer bir tarih dersinin videoları da var. Oluyor hem bir de e, kalıcı oluyor. Çünkü demi dolayısıyla bazı öğrenciler mi e, diğer meslektaşlar da veya konuyla ilgili olanlar da o şekilde videoyu izleyebiliyor. Yani hoşuma gidiyor. Güzel de bir şey. Bir de Paylaşmak kalıcı bir şey. çok güzeldir hocam. Hem kalıcı bir şey paylaşıyorsunuz hem e, yani güncel teknolojiyi evet. takip etmek de çok güzel bir şey. E, biraz bununla yarakalı da sadece kendi yani benim için söylemiyorum. Benim, ee, benim pa şey... böyle bir PowerPoint'ler de var zaten benim. Mesela onun bir ileri aşaması. Video aşaması. iyi de oluyor yani. Sonuçta bir tek YouTube'daki şeylerde yorum kısmını kapattım. Bazen saçma saçma şeyler geliyordu. Böyle reklam amaçlı şey yapıyorlar. Bizim millet de acayip yani. Sayfa açıyorsun yorum yapsınlar, yapsınlar diyorsun. Bakar sayfanın içinde yorum kısmına herif reklam şey yapıştırıyor. Dolayısıyla kapattım o şey, YouTube şeylerini. Ama o o bir engel değil. İsteyen herkes bana zaten şu anki internet çağında ulaşmamaları mümkün değil. Hem e-mail'lerle hem... Spam çağımızın şeyle. sorunu hocam. Her yerde karşılaşıyoruz şey bu tarz şeylerle. Yani. Hocam bir de son YouTube'dan bir soru geldi. Onu da size aktarayım kapatmadan. Onu da şey yaptıktan sonra da artık kapatabiliriz. Emrah Bayram e, yazmış, hocam ben öğrencinizim diye yazmış. E, belediyede kontrolör e, kendisi bir sondaj derinliğini 20 metre ve SPT miktarını sadece temel seviyesine kadar alıyoruz. Sanırım hata yapıyoruz demiş ve soru işaretiyle onu belirtmiş. Şimdi e, eğer SPT bağlı 20 metreyi görmek zorundasınız. Ee, sondajlar için geçerli. Eğer jeofizik zemin diliminin kayma dalgası hızını belirleyeceksiniz. Bu 30 metrelik dilimin kayma dalgası hızının ortalamasını alıp VS30 belirleyeceksiniz. VS30'dan zemin sınıfı bakın zemin sınıfı sıvılaşmada da etki ediyor. FS kat aslında Z belirlenen bir kat sayı. Dolayısıyla 30 metreyi görmek zorundasınız. Sıvılaşma analizi yapmak için dahi. E, dolayısıyla parametreler birbirli iç içe geçmiş durumda. Yani jeoloji zaten ben onların hiçbirini ayrı kabul etmiyorum. Ya da benim görüşüm üç farklı disiplin var. Bunlar birbirine indirgenemez. Yani ne jeoloji, altına jeofizik, jeolojinin, geoteknik jeolojinin indirgenemez. Fakat birbirleriyle etkileşimli üç alan. Birbirleriyle parametresel etkileşim, kavramsal etkileşimli ilgili bir alan. Dolayısıyla bu alanın e, bu alanda e, ne kadar çok veri hem jeoloji, hem, jeofizik, hem de güvenli e, yapılaşmayı sağlayacak bize. Ki bu e, sıvılaşma ilk etapta binazemin ilişkisi ya da gözükse de e, kentsel tasarımda, kentsel bölgelemede, mikro bölgelemede, kentsel planlamada da oldukça önemli. Çünkü yeni yerleşimi açılacak ya da riski belirlenecek kentsel dönüşümler, riski belirlenecek alanlarda da önemli hale gelmeye başladı. E, Hocam bunu biraz bir da yakın olacak şekilde Buna bir yakın olacak şekilde bir soru daha gelmiş. Hemen onu da sorayım. Öyle bağlayarak cevaplarsanız çok daha iyi olabilir. E, Meriç Sener Bey yazmış. Hocam genel olarak şunu sorabilir miyim demiş. Siz de deprem e, bina yönetmeliğinde sıkıntılar olduğunu düşünüyor musunuz? Demiş. Evet. Mesela bina yönetmeliğinde mesela sıvılaşma şeyinde bir takım hatalar var. Hata dedi. Mesela RD kat sayısını 50 metreye kadar vermiş. Onlar da kabul ediyorlar. Ee, onun dışında e, deprem yönetmeliğindeki hatalardan bir tanesi ya da bağlayıcı şeylerden bir tanesi e, zeminin taşıma gücünü sadece tek bir yöntemle tanımlamış. Onun dışında mesela SPT ile, CPT ile kayma dalgasına bağlı taşıma gücü formülleri var. Sınırlandırmış. Orada bir problem görüyorum ben. E, çünkü diyelim yönetmeliğe göre temellerin taşıma gücünü elinizden elde ettiğiniz kohezyon ve işsel sürtünme açısı yoksa belirleyemiyorsunuz. Peki bu elde edilmemişse ne yapacağız? Yani sepeteden onları mı türeteceğiz, jovisikten mi türeteceğiz? Fakat bir seçenek olarak onlar da sunulabilirdi. Şeyde sıvılaşmada bunu yapmış. Mesela sıvılaşmada diyor ki sepeteyi kullan, Sıvılaşma yapmakta ama literatüre girmiş diğer yaklaşımları da kayma dalgasına bağlı ve CPT'ye bağlı yaklaşımları da kullanabilirsiniz diyor. Yönetmeliğin bir şeyi bu ama yönetmeliğin genel olarak baktığı bir kayma dalgasızında zemin sınıflaması, ki zemin büyüme faktörleri fsf... Bunlarla belirleniyor. Amerikan yönetmeliğinin e, birebir kopyası demeyeyim ama büyük ölçüde Amerikan yönetmeliğiyle hemen hemen aynı. Bazen onu da tartıştılar ki o, haksızlık var orada. Yani dediler ki biz Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Niye Avrupa Birliği'nin yönetmeliğinin zemin sınıfı değil de Amerikan zemin sınıfı yönetmeliği, Amerikan e, deprem yönetmeliğinin zemin sınıfı. Orada da dediler ki, ki bence haklılar. Türkiye'nin depremselliği Amerika'nın özellikle Kaliforniya'daki depremselliğe daha yakın. Ama Avrupa'nın depremselliğiyle çok fazla benzeşmiyor. Bir tek Avrupa'nın depremselliğiyle benzeşen tarafı işte İtalya, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Portekiz. Buraların depremselliğiyle benzeşiyor. Ama mesela Almanya'da deprem yok. İngiltere'de deprem yok. Hollanda'da deprem yok. Dolayısıyla e ee, depremselliği tam olarak uyan Amerika'nın özellikle batı kıyıları işte San Andreas fayı ve yakınları e, Türk deprem yönetmeliğine daha uyuyor. Türkiye'nin depremselliğine, Türkiye'nin depremselliğine daha uyuyor ve onları baz almaları bence e, daha iyi denebilir. Yani çok problem değil o anlamda. Onun dışında dediğim gibi taşıt yüzünde tek yöntem problemli. Çünkü mühendise şey bırakmıyorsun, kaçacak alan veya o parametreyi elde etmediğinde hangi parametreyle taşıma gücünü çözeceği yönünde bir açık alan bırakmıyorsun. Hocam bununla alakalı da hemen benzer bir iki soru daha geldi, onları da size ileteyim. Yine Emrah Bayram yazmış, kayma dalga hızı için parsel bazında çalıştığımızda çok açılım yapamıyoruz demiş. Bu galiba... E, genel bir e, problem İstanbul için konuşursak özellikle e, bilgisayar modellemesi oluyor e, vs 30 e, yani 20 metre e, açılımdan elde edilen vs 30 ne kadar sağlıklı oluyor diye sormuş hemen e, peşine de e, Emre Haldemir Demir şöyle bir şey yazmış meslektaşımız teoride farklı formüller e, mevcut vs hızlarımız spt verilerimi uygulamada doğruluğu yüksektir demiş. Zemin sınıfını belirleyecekseniz e, ortamın kayma dalgasız Zorunlu bana göre. Çünkü neden? E, zemin sınıfını bir kere niçin belirliyorsunuz? Zemin sınıfı şunun için belirleniyor. Deprem hareketi ana çıktı, zemin içine girdi. Bu deprem hareketinin genliği, frekansı, süresi nasıl değişecek? Genliği büyüyecek mi? Faz içeriği nasıl değişecek mi? Bunu denetleyen parametre ortamın kayma dalgasızlığı. Bu benim ya da Jovstic'lerin iddia ettiği bir şey değil. Geoteknikçiler de bunu biliyor. Ve bunu iyi bir fizikçi iseniz de çözersiniz. Kay, e, dalga denklemini ana kayada çözersiniz. Dalga denklemini zeminde çözersiniz. İkisini birbirine oranladığınızda oranı etkileyen faktör ortamın kayma modülüdür. Kayma, kayma dalga hızına bağlı olduğu için. Dolayısıyla dalganın ana kayadan ya da kaya ortamı girdiğinde... Ortamın frekans içeriği, genliğinin süresini değiştiren kayma dalgası hızı. Dolayısıyla buna bağlı zemin sınıflaması kayma dalgası hızında. Ama ortamın sıvılaşma analizini yapabilirsiniz. Yönetmelik de izin veriyor buna. Kayma dalgası bağlı yapabilirsiniz. Ya da CPT'ye bağlı olarak da yapabilirsiniz. E, yönetmelik de yok ama e, mesela yakın zamanlarda şey var. E, presiyometre. ...deneyleri kullanılmaya başladı. Presiyometreden taşıma gücü verilmeye başladı. Ki yönetmelikte yok ama yönetmenin uygulama yönetmeliğinde galiba... ...bir atıf var presiyometreye. Oradan bir açık buldu şey. Oradan ilerliyor. Dolayısıyla nasıl diyelim... ...genel olarak baktığımızda her yöntemin bir kör noktası var. Sepetenin var, cepetenin var, jeofizin var, laboratuvarın var... Dolayısıyla o kör noktaların kapanması önemli. Ancak birbiriyle korele edilerek olur değil mi hocam? Aynen. İkincisi de bu farklı kapama bir de denetleme. İşte uzaya e, insan gönderirler ki üç insan gönderilermiş. Çünkü karar almada karar vereceksin. İki kişi karar alamaz. Bir A der biri B der. Üçüncü kişi A dediğinde üçüncü kişinin dediğini yaparsın. Şeyde de, zeminde de böyle. Sadece iki yönteme baktığında biri A der, biri B der. Üçüncü bir kişinin onu kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla geoteknik, jeofizik ve jeoloji bu anlamda bence tam o şeyi sağlı, Koşulu sağlıyor. Ve, e, biri diyelim ek, ekstrem bir şey ölçtü. Mesela çok bir şey diyelim kayma dalgasının 200 olduğu bir sepete 30 çıkmaz. Ya da sepetenin 5 olduğu yerde kayma dalgası 800 çıkmaz. Eğer çıkıyorsa ikisinden biri yanlış. Ama elinde sadece bir değer varsa yanlış olanı bulamazsın. Sadece kayma dalgası varsa acaba doğru mu yanlış mı? Sadece S varsa doğru mu yanlış mı? Bir de laboratuvar işinin içine girerse yani... İsrail Sürtü Maçsı koalizyon girerse bu da eğer güvenli yapı yapacaksan önemli. Yani elinde bir imkan var. Ki bu maliyeti de arttırmaz. Zemin etiplerinin maliyeti bina maliyetinin binde biriyle yüzde üçü arasında. Herkes çok dışarıdan görenlere korkular depremce parayı vurdu, köşeyi döndü falan. O mantıkla bakıyorlar ama bina maliyetinin binde üçü zemin etüdü. E, ke, Yüzde üç olsa bu muhteşem bir para. Tabi bir de o var. O tabi zemin etüdünü maliyetini düşürmek bilimsellikten şey kayba yol açıyor. Diyelim üç parametreyle diyeceğim bir problemi bir parametreyle çözmeye başlıyorsun. Dolayısıyla kontrol sizde olmadığı için Artık bina yıkılır mı, depremde mi yıkılır, nasıl yıkılır şüpheli. Ama e, üç sistem, geoteknik, jeofizik ve jeoloji birbirini denetlerse, e, buna li, literatürde her şeyde de vardır. E, şey diyorlar, kö, e, denetleyici. Kör şu demek, diyelim jeofizikçi jeolojinin yaptığını görmüyor, geoteknikçi jeofizin yaptığını görmüyor. Herkes birbirinden bağımsız kör yani diyere. Sonra bir araya geldiklerinde gerçek şey çıkıyor ortaya. Ama birbirinden baksalar mesela dese ki mesela ya ben burada sepeteyi 5 buldum dese mesela jeolog. Hemen jeofizikçi ya 5 bulduysa o zaman kayma dalgası da 150 olur, 160 olur diyebilir. Ya da koezyon 5 ise işte kumlu zeminse işte 10 derece diyebilir. Ama kör oldukları takdirde o yüzden e, bağımsız çalışmalarını da öneririm. Yani jeofizik, jeoloji, jeo, diyelim geoteknik bağımsızca gitsin, ölçüleri alsın. Birbirinden bağımsızca değerlendirsin. Sonra bir araya geldiklerinde parametreler arasında ilişkileri kursunlar. Bu bence daha doğru bir şey. Buna literatürde kör hakem de diyorlar. Mesela bir makaleyi gönderiyorsunuz. Hatta aşı deneylerinde de vardır bu. Mesela e, 100 kişiye aşı vurulacak. Diyelim 50 tanesine aşı vurmuyorsunuz. Sahte aşı vuruyorsunuz. ama o aşı vuran kişi bilmiyor bunu. İyileşip iyileşmedi. Ne yapıyorsun? Aşı vurulan kişiyi siz biliyorsunuz. Daha ilginci double kör dedikleri, çift kör dedikleri bir sistem var. Orada da aşı vurulan kişi aşının gerçek aşımı, mı, e, sahte aşı mı olduğunu bilmiyor. Bir de aşı şirketi de bilmiyor. İkinci körlük burada. Dolayısıyla aşı şirketi de aşıyı manipüle edemiyor. Kişi de aşıyı manipüle edemiyor, leştim diyemiyor. Dolayısıyla bu tip denetim mekanizmalarına ihtiyacımız var. Zeminde de öyle ki zeminin denetimi hakikaten zor. Bu konuda en iyi, en tecrübelilerden biri Kadıköy Belediyesi. Ki depremden sonra bayağı ciddi işler yaptılar. Ki bir arazide bir jeofiziğin ya da sondajın doğru yapılıp yapılmadığını denetleme hakikaten zor. Onlar ne yaptılar? Araziye mühendis yolladılar. Onlar ne yaptılar? Araziye mühendis yollamakla yetinmediler. Video kaydı istediler. Video kaydı değerlendirildi. Laboratuvarlar bakıldı gibi. Ya da diyelim bir beton numunesi alındıktan sonra tekrar teste tabi tutuldu. Yani bu tür denetimler zor değil. Yapılabilir. Ama en azından bu üç alan, geoteknik, inşaatın, jeofizik, jeoloji, üç alan e, birlikte yapmayı başarabilirse bu zaman o zaman bir şekilde de depreme dayanıklı yapı yapmasını öğreneceğiz. Çünkü e, depremde zayıf halka çöker. Yapmazsanız, jeofizik yapmazsanız, jeofiziğin yapmadığınızın bedelini ödersiniz. Geoteknik yapmazsanız bedelini ödersiniz. Jeolojiyi dikkate almadıysanız bedelini de... zayıf halka neresiyse deprem oradan vurur. O açıdan Bu hepimiz da hepimiz için çok büyük bir ülke... sıkıntı olacak hocam. İnşallah en kısa sürede ülkede bunların düzelmesi için bir gelişmeyle karşılaşırız. Bir de maliyeti arttıran bir şey de değil. Yani ortama bir jeofizikçinin girmesi, bir geotekçinin girmesi, bir e, diyelim jolon girmesi veya birinin eksik olması şeyi arttırmıyor ki zaten şirketler benzer şirketler. Herkes herkesi tanıyor. Yani bir jeofizik şirketi sadece jeofizik yapmıyor ki. Sondaj da yapıyor. Hizmet alımı yapıyor. Laboratuvar yapıyor. Hizmet alımı yapıyor. Dolayısıyla sektörel aslında bir birlik var. Fakat yasal olarak bazen problem olabiliyor. Orada da işte şu olmazsa şu olur ifli cümleler o tehlikeli. Türkiye gibi ülkelerde ya bunun yerine bunu kullanalım. Buna zaten gerek yok. Buna niye fazladan şey yapalım? Bu yöntem gereksiz. Ama tekrar ediyorum. Maliyetleri yanlış yerden kısmaya çalışıyorlar hocam. Evet yani daha doğrusu deprem zayıf olduğu yerden vurur. Senin zayıf olduğun yerden. Jeofiziği yapmamışsan jeofizikten vurur. Jeoloji yapmamışsan jeolojiden. Geotekniği ihmal etmişsen geoteknikten vurur. Bu hep Kar oranı var. bu kadar yüksek bir sektörün maliyetten de bu kadar en ufak şeylerden Tabii. dahi kaçmaya çalışması aynen. çok aynı yani, zamanda aynen. bizim biraz mantım ülke olarak mantığımız da biraz ters bu konuda. Yani biraz o fizikçilerden de kaynaklanıyor, jeologlardan ya da piyasadan kaynaklanıyor. Yani bir tane diyelim yapıyorsunuz. 1 milyon lira tutuyor. Siz onun zemin etüdüne verdiğiniz parayı verdiğiniz bin liranın hesabını yapıyorsunuz. Bin lira olmasında altı yüz olsun, 500 olsun. Onun hesabını yapıyorsunuz. Burada mühendislerin de bütününün de problemi var. Bir inşaat projesini işte mekaniğini diyelim statini diyelim e, siz e, 10 liraya almışsanız o jeofizik, jeoloji, geotekniğe gidiyor. Ama onu 100 liraya almışsanız jeoloji jeofizik daha yüksek para gidebiliyor. Yani sektörün genel problemi de var burada. Yani genel mühendislik evet, problemi ya. de var. Mühendislik şeyi, bütün ürün işini jeofizik, jeoloji dahil 10 liraya almışsa sana orada 1 lira düşüyor. Ama 50 liraya almışsa ki 50 lira derken de abartmıyorum şey olarak yani odaların verdiği birim, birim fiyat üzerinden bile almış olsa jeofizik, jeoloji hocam ve... piyasa için odaların verdiği birim fiyatı bizim meslek için en konuşmak artık pek mümkün değil yani işte hepsinde öyle jeolojide de öyle yani ben onu bazen söylüyorum mesela e, 500 liraya diyelim zemin etüdü yapmışsan bilgiden çalıyorsun aynı zemin aynı imkanlarla 5 50 bin liraya da yapabilirsin. Hocayım dersin, benim bilgim değerli dersin. 50 bin liraya da yapabilirsin. Birinde e, parasal bir hırsızlık var. 50 bin liraya yapmada. Çünkü optimize ettiğinde 50 bin lira etmiyor onun şeyi. Birinde de bilgi hırsızlığı var. Ama optimizasyonu diyelim 5 bin liraya yaptın ya da 4 bin liraya yaptığında hem iyi yapıyorsun hem oradan mühendis iyi para kazanıyor ve mühendis geçimini sağlıyor. işte diyelim o zaman da 10 tane iş yapmıyor, 20 tane iş yapmıyor. Bir şey yoğunlaşıyor, çok iyi yapmaya çalışıyor. Ama tabii bunlar biraz sektörel de problemler. Yani bu tarz nedir? sektörel yönetmeliklerde... problemler hep vardı hocam çok uzun zamandan beri vardı ve muhtemelen de yani hep yönetmeliklerde... öyle devam edecek yönetmeliklerde açık kapı bırakırsan işte o olmazsa bu olur, jeofizik olmazsa, jeofizik gerekirse olur. Şimdi bir de öyle bir manyaklık var. Gerekirse jeofizik yapalım. Ya gerekirse ya kim karar verecek? Jeofizikçi karar vermesi lazım. Diyelim başka biri gerekirse jeofizik yapabilirdi. Böyle saçma şey mi olur? Yani ben dört yıllık bir eğitim alıyorum. İnşaat mühendisliği dört yıllık bir eğitim alıyor. Jeoloji mühendisliği dört yıllık bir eğitim alıyor. Ve benim ne yaptığımı bilmeden biri benim adıma jeofizik gerekirse, gerektiğine nasıl sen karar vereceksin ki jeofizik, jeofizik bilmen gerekiyor. Bilmen için jeofizik okuman gerekiyor. Bir kısır döngü var orada. Ya bileceğim... Aslında oradaki kararı yani orada ya da hangi yöntemin, hangi çalışmanın uygulanması gerektiğine karar verecek kişi jeofizik mühendisi ve gerekirse evet bu yöntemi de uygulayabileceğim diyelim, diyecek kişi jeofizik mühendisi evet. ve aslında söz hiç jeofizik mühendisinde değil. Hocam yani, bir e, ufak soru daha var. Onu da ileteyim. Aslında e, izin verirseniz ben de cevap verebilirim hocam o soruya. Biraz benim alanıma da girmiş. E, bina altında çıkabilecek karstik boşluklar için hafriyata başlamadan önce hangi jeofizik yöntemi önerirsiniz? 15 metrelik boşluk var parselde. Sondajlar boş gidiyor demiş. E, Vallahi boşluğun öz direnci sonsuz. <laughs> yani restivite, radar şey yapabilir orada görebilir. Tabi 15 metre radarda görebilirsin yani yapılabilir. Görülür hocam. Ee, yani 100 MHz yani, ya da daha düşük frekanslarda antenler kullanırsa ya da artık yeni görürüm. dijital antenlerde 100 MHz de yetebilir. 150 de yetebilir yeni dijital antenler için. Yani Çok rahat o da boşluklar söyleyeyim. görülür. tabii burada şunu da söylemek lazım. Yani biz 90'lara kadar ya da depremine kadar yüzey dalgası analiziyle kayma dalgası hızının elde edildiğini bilmiyorduk. Şimdi artık yüzey dalgası hızıyla kayma dalgası hızını herkes edebiliyor. Ve daha derin bir bilgi, demin arkadaş sormuştu 20 metre açılım falan. Doğal kaynak kullanımı illa balyoz kullanmak zorunda değilsin. Titreşimin doğal kaynak kullanarak daha derin frekanslara inebiliyorsun. Evet ve e, elinde müthiş bir teknoloji var. Buna e, ciddi geoteknikçiler de kabul etti. Artık mesela ben örnek vereyim. Birlikte arkadaşım da olan mesela e, geoteknikte Sadık Hoca, Sadık Öztoprak. Mesela jeofizikçisi bir şey yap. E, Jeofiziğin e, iyi şeylerin farkında. Ama bu onun e, buna onu yönlendiren kısmen benim kısmen de onun çalıştığı iyi jeofizikçilik. eğer jeofizikçi işini iyi yaparsa taratürü de biraz takip ederse ki e, yüzey dalgası analizini mesela ilk geotekniğe sokanlar inşaatçılar stoke inşaat mühendisi e, 80'lerde e, ki ben bir bildirisini de izlemiştim İtalya'da falan. Yani Amerika'da da izledim. Ve jeofiziği geoteknik içinde savunan güçlü bir ekibin içinde. Dolayısıyla oradan gelen bir güç de var. Eee ve hocam Türk bunlar yerine... ama hep şeyler biraz küsüyorum sözünüz ama hocam yani kişisel tercihler kişisel işte bilgilerimize dayanan aslında bunların çok daha sistematik olması lazım. Doğru aynen. Yani o, biz, o sistematik hale de onu Doğru. sistematik için, nasıl getireceğimiz konusu evet. en azından bizim ülke için çok sıkıntılı. Doğru. E, yıllardır orada, uğraşıyoruz, orada herkesin, uğraşıyoruz. çünkü bizde biz yasalarla ya da yönetmeliklerle işimizi yürüttüğü için yönetmelikte olmayınca e, istediğin kadar çabala. istersen jeofizikle kuş tut, istersen jeofizikle altın bul. Hiç önemli değil. Yönetmelikte tanımlanman önemli. O açıdan da birincil öncelik yönetmelikler işte yönetmeliklerde dediğim gibi o olmazsa bu olur bunun yerine bunu kullan yani o tuhaf geliyor dünyada örneği yok onların ve şey değil yani çok bir şey yok. uygulanabilir ve Bilimsel... sürdürülebilir yaşamıyoruz aslında hocam yani, ben çok evet. teşekkür ediyorum sizi de yorduk daha evet, fazla yormayalım isterseniz ee, biz biliyoruz ki siz e, her zaman bizimle bilgilerinizi paylaşmaya açıksınız e, yeni programlar başka programlar yapacağımızı da biliyoruz sizinle e, bu konular hakkında çok daha uzun da e, konuşabiliriz e, ben size artık daha fazla yormayayım diye söylüyorum aslında biraz tamam herkese Şimdi, ben yeni bu... yıllar dileyim yeni yıl e, daha iyi olsun şu covid belasında atlatalım aşılarla falan daha güzel bir yıl olsun 2021 herkes hocam için. Hocam biz de size yeni yıl dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıklı kalın hocam, kendinize çok dikkat edin. Siz bize çok lazımsınız. Sağlıklı lazımsınız. Sağlıklı. <laughs> Bütün <gülüyor> izleyicilerimize yeni yılını kutluyorum. Bizi takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Umarım onlar da Ferhat hocamızın yayından keyif almışlardır. Bilgilerinden öğrenebilmişlerdir. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi seneler. Kendinize çok dikkat edin, Sağlıklı kalın. İnşallah 2021'de bu belalardan da kurtuluruz.